İyi akşamlar değerliler. Geçen hafta tek tekte beraber değildik. Beraber olamadık çünkü Başbakan Erdoğan'ın Kore ve İran gezisindeydik. Dün bu saatlerde galiba İran'da idik. Memleketimizin kıymetini bir kez daha anladık İran'ı görünce. Murat Bardakçı da gülüyor yanımda. Bu akşam tek tekte iki konuğumuz var. Birisi hepinizin gayet yakından tanıdığı, geçen yılda beraber program yaptığımız, bu yıl kendi programını devam ettiren değerli Murat Bardakçı. Diğer konumuz ise ikinci bölümde son dönemlerin üzerinde en çok konuşulan, en çok tartışılan gazetecisi Mehmet Baransu. Murat Bardakçı ile bu akşam konuşacağımız konuyu 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyorsunuz herhalde. Biliyorsunuz hanedan defterine kayıtlı, yani hanedanın başkentinde, sarayda doğan son sultan olan Neslihan Sultan dün hayata gözlerini yumdu sabah saatlerinde. Murat Bardakçı hem konuyu olan hakimiyeti hem de rahmetli Neslihan Sultan'ın yakın dostu olarak bu akşam bize hem Neslihan Sultan'ı anlatacak hem kısa bir süre önce Neslihan Sultan'ın sağlığında çıkardığı kitabından da belki biraz bahsedeceğiz. Neslihan'ın hayatını anlattığı belgesel roman türündeki kitabından da bahsedeceğiz. Tabii çok önemli sorularımız olacak Murat Bardakçı. Bugün hem bugünkü cenaze töreniyle ilgili hem de Neslihan Sultan'ın hayatıyla ilgili. Mehmet Baransu ile ise tahmin edeceğiniz konuları konuşacağız. Mehmet Baransu biliyorsunuz ne söylese başta gülünen sonra söylediklerin büyük bölümü gerçekleşen bir gazeteci. Balyoz davasında hemen hemen bütün belgeleri o ortaya çıkarıp vermişti. Son olarak da 28 Şubat'la ilgili tutuklanacak gazeteciler listesi var dedi. Başbuğun tutuklanacağını söylediğini de hatırlarsınız. Herkes yine dudak bükmüştü. Ancak ne dediyse çıkıyor. Bu kez de yeni tahminlerini alacağız Mehmet Baransu'nun ve son kitabından bahsedeceğiz onun da. Murat Bardakçı hoş geldin. Hoş bulduk. Başın sağ olsun. Neslihan Sultan bir süredir hastaydı zaten. Ya çok önce ağır bir hastalık değildi. Ağır bir hastalığı yoktu. Birkaç sene de seyreden bir kan rahatsızlığı vardı. Tabii yaşın da etkisi var. 91 yaşındaydı. Evet. Birkaç hafta önce bir hastaneye yatmıştı zaten apar topar. Evet, ama sonra çıkmıştı, düzelmişti. Fakat birden bir nefes şeyi falan gelmişti dün sabah. Sen son nefesini verdin, yanındaydın galiba. Hayır, biraz sonra gittik. Biraz sonra gittiniz. Biraz sonra yetişemedik. Gittik. Yani. Yetişemedik. Çünkü kimse tahmin etmedi. Sık olan bir şeydi çünkü. Bu şekilde o sıkıntı sık sık nefes geliyordu. Nefes sıkıntısı vardı. Nefes şeyi. Bir kan tedavisinden dolayı geliyordu fakat hep geçiyordu. Sonra geçmiyor. Şöyle başlayalım Murat istersen. Senin Neslihan Sultan'la tanışıklığın, daha doğrusu Osmanlı ailesinin geride kalan fertleriyle tanışıklığın nasıl başladı, nereden başladı? Bildiğim kadarıyla hanedandan değilsin. Nasıl oldu da bu kadar yakın dostlar? Şimdi çok küçükken kadın efendiyi falan tanımıştım ben. Yani Sultan Abidin hayattaki son hanımı Müşrika kadın efendi ama o vefat ettiğinde ben 6 yaşındaydım. Sonra lise yıllarında bir merak başladı bende. Şimdi tarih kitaplarını okuyorduk. Sultan Vahdettin 1922'nin efendim 17 Kasım sabahı bir İngiliz gemisine bindi, kaçtı, gitti. İşte ondan sonra Osmanlılar kovuldu. Şu oldu, bu oldu, iyi de ne oldu bu insan? Çünkü sayılar da belli değildi. 70 kişiyle 150 kişi arasında değişiyordu. Ve o yıllardan itibaren bende bir merak oldu. Bu insanların ne oldu? Ölmediler herhalde hepsi. Yani o kadar kişi öldürülmedi, idam olmadı. Bir Romanovların akıbeti yaşanmadı bizde. Ne oldu? Onları merak ettim ve yavaş yavaş işte oradan oraya, oradan oraya. O onu tavsiye etti, onu tavsiye etti. Ve o çevreyi edindim ama şunu söylemem lazım. Bu hep bana sorulur. Hiçbir zaman o çevrede ben gazetecilik yapmadım. Yani aramızda bir dostluk oldu. Neslihan Sultan örneğinde olduğu gibi. Evet, kitap yazdım. Son Osmanlıları, Şah Baba'yı falan yazdım ama belge dışında hiçbir şey yazmadım. Yani belgesi olmayan hiçbir konu dedikodu yazmadım. Dedikodu yazmadı yani. Dedikodu yazmadım. Çünkü onlar Türkiye'de yapılmıştır. Ve hiçbir zaman da onu yapanlar o çevrenin içine girememişlerdir. Hep dışarıdan yazmışlardır. Ve böyle yapanlar içerisinde çok önemli isimler de vardır. Dışarıdan yazılmıştır. Gerçeği aksettirmezlerdi. Yani bu şekilde oldu. Sonra o ilişkiler bazılarıyla işte Neslihan Sultan'da olduğu gibi rahmete de bir dostluk ilişkisine dönüştü. Yakın bir dostluğa dönüştü. Ki Neslihan Sultan en başta aile içerisinde sana en mesafeli duran isim değil mi? Evet, ben rahmetli Orhan Efendi'yi Türkiye'ye getirdiğim vakit
90 veya 91'de kıyameti kopartmıştı. Bir gazeteciyle nasıl gelir diye. Ama sonradan çoğu şey değişti mesela. Ben Şah Baba'yı yazmamı sağlayanlar Nesli Şah Sultan'la kız kardeşi rahmetli Hanzade Sultan'dır. Vahdettin'in bütün evrakını sana namusunu havale ediyoruz diye bana verdiler. O şekilde yazdı. Bütün, evet, Vahdettin'in bütün evrakı sana geldi. Hatta bazı özel kişisel eşyaları da sende değil mi? Çok az bir şeyler. Çok az bir şey. Yani hatıran evinden. İşte evet, tesbihi evet. Var ağızlığı, galiba. Ağızlığı. Gözlüğü var. O meşhur gözlüğü var. Meşhur ağızlığı gözlüğü. Var. Tesbihi var. Onlar var. Peki şimdi sen dedin ki Nesli Şah Sultan ölünce hanedan sona erdi. Bu çok tartışılan bir şey. Bugün cenazede de ailenin diğer fertleri tarafından tartışılan bir konu haline geldi. Onların iddiası hanedan sona ermedi. Şimdi onu ben aslında ben söylemedim. Bunu 2009 Eylül'ünde Nesli Şah Sultan bir bildiri gibi bir şey kaleme aldı. Ve o bizde de yayınlandı. Başka ilk önce bizim Habertürk'te yayınlandı. Haber yayınlandı. Sonra başka gazetelerde yayınlandı. Sultan şunu hatırlatıyordu. Şimdi Avrupa özellikle Avrupa hanedanlarında bir kural vardır. Hanedan dediğiniz aile bir ailedir hanedan. Ama bu İngilizlerin, Amerikalıların ruling family dedikleri idare eden devletin başındaki ailedir. Hanedan o ailenin iktidarda bulunduğu yıllarda, dönemde doğan kişilerle sınırlıdır. Habsburglarda da böyledir. Yani Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun hanedanı. Hohenzollernlerde, Alman hanedanında, Romanovlarda ve Osmanlı'da da bu böyledir. Şimdi ve bunun Nesli Şah Sultan 2009'da bu şeyi yaptıktan sonra, açıklamayı yaptıktan sonra ki şunun için yapmıştı rahmetli Osman Ertuğrul Efendi. Son hanedan reisiydi. 2009 Eylül'ünde vefat etti. 10 gün kadar sonra bu açıklamayı yaptı Sultan. Artık dedi bir hanedan değiliz. Kendisi imparatorluk döneminde doğmuş olmasına rağmen. Biz bir aileyiz. Bir aileyiz çünkü dedi adetleri bilen erkek kalmadı bizde dedi. Saray gören hiç kimse yok dedi. Hepimiz dedi Cumhuriyet, yani Osmanlı'dan sonraki şehzadelerin hepsi dedi Cumhuriyet döneminde doğmuş olan kişilerdir dedi. Şimdi Avrupa'daki adet şudur. Ve Avrupa hanedan kuralları ile Osmanlı hanedan kaideleri çakışır. Bir tek fark vardır. Kadınlarda bize taht hakkı yoktur. Ama devam etseydi mutlaka verilirdi. O başka bir şey. Şu oluyor. Eğer bir hanedanın mensubu iktidarda bulundukları dönemde dünyaya geldi gelenler sağ olduğu sürece o aile hanedandır. Ama hayatta hiç kimse kalmazsa eğer, yani mesela Habsburglar devrildi. Son en yaşlı mensubu öldü. Ondan sonra yaşayanlar Avusturya Cumhuriyeti döneminde doğmuştur. O aile halini alır. Yani o ailenin reisi... Yani imparatorluk sırasında doğmuş olması lazım. Doğmuş olması lazımdı. Ve bunu aynı Nesli Şah Sultan'ın söylediğini geçen sene 2011 Temmuz'unda Avusturyalılar uyguladılar. Otto von Habsburg. Hanedanın, Avusturya Hanedanı'nın reisiydi. Avrupa Parlamentosu milletvekiliydi. Almanya milletvekiliydi ama Avusturya'ya giremiyordu. Avusturya'ya girmeleri yasaktı. Efendim bazı kısıtlamalar vardı. Feragat etmişti gerçi ama yine bir sıkıntılar vardı. Macaristan'a girebiliyorlar mıydı? Macaristan'dan feragat etmemişlerdi ama girebiliyorlardı. Evet. Girebiliyorlardı. Ve şeyin de Nesli Şah Sultan'ın da çok yakın arkadaşıydı. Ben onu vasıtasıyla tanıdım. Gençlik arkadaşı, çok yakın arkadaşı. Ve Avrupa'nın önde giren entelektüellerinden biriydi. Otto von Habsburg. Öldü. Geçen 2011 Temmuz'unda vefat ettikten sonra özel izinle Viyana'daki bu Habsburg İmparatorluk ailesinin mezarlığı olan Kapusin Kilisesi'ne defnedildi. Ve eski Habsburg törenleriyle o kıyafetlerle devredildi. Avusturya Cumhurbaşkanı tabutunun başına saygı duruşunda bulundu. Hükümet geldi, resmi geçit yaptı önünde. Ve cenazeden iki gün sonra aile bir açıklama yaptı. Artık dediler... Kardeşimiz, çünkü kardeşleri hayatta. Hayat olan kardeşi var. İşte kardeşimiz, babamız, amcamız, şuyumuz, kuzenimiz. Arşidük yani İmparatorluk Prensi Otto von Habsburg'un vefatından sonra İmparatorluk döneminde doğmuş hiçbir mensubumuz kalmadığı için bundan sonra bir, Kapusin Kilisesi'ne defin yapılmayacak. Bu çok önemlidir. Çünkü Habsburglar bir yerde Katoliklerle bütünleşmişti, Katoliklikle. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun altında. Yani bir yerde Papa'nın da koruyucusu gibidir bunlar. Ve Kapusin Kilisesi'nin çok önemli bir yeri vardır onlarda. Kiliseye dediler defin yapılmayacak. Bundan sonra ölenler, yani Otto'nun, Prens Otto'nun kardeşleri de normal mezarlıkları defin
gidecekler. İkincisi Habsburg ailesi devam edecektir. Ama artık Habsburg dynasty, Habsburg hanedanı değil, Habsburg family, Habsburg ailesi olarak devam edecektir dediler. Bunu işte bu tarihten iki sene önce Nehzişah Sultan söylemişti. Ki kendisini de ortaya koymamıştı. Şehzadeler üzerinden düşünmüştü. Şehzade kalmadı, sarayı bilen hanedan döneminde dünyaya gelmiş. Ailemiz tabii dedi, sonsuza kadar devam edecektir. Ama hanedan değiliz artık. Şimdi herkese merak ettiği şeyler var. Bugün cenaze nispeten küçük sayılabilecek bir camiden, Yıldız Camii'nden kaldırıldı. Yıldız Hamidiye Camii'nden kaldırıldı. Herkes dedi ki niye daha büyük bir camiden kaldırmadı? Niye Fatih'ten, niye Süleymaniye'den, niye hanedanın yani imparatorluk camilerinden birinden kaldırılmadı da bu küçük camiden kaldırıldı diye herkes merak etti. Keza yine dedelerinin yanına gömülebilirdi. Çünkü Türkiye'de pek çok kişi öldüğü zaman özellikle son dönemlerde moda oldu. İşte cami bahçesine ya da işte din büyüklerinin ya da kral, padişahların yakınlarına gömmek istiyor. Halbuki Nehzişah Sultan aşığına vasiyetiydi. Gömülmek istedi ve oraya gömüldü. Niye Yıldız Camii'yi, niye bir türbenin, padişah türbelerinden birinin yakınında değil de veya içine değil de aşığına? Şimdi bunu söyleyeyim. İki senede cevap vereyim. Bunu gazeteci olarak cevap vermeyeceğim. Yani sultanla çok yakın ilişkili olan bir dostu olarak. Çok seven, yani bir büyüğüm da söylemiştim daha önce. Ondan senelerdir konuştuğumuz konularda onlara dayanarak söyleyeyim. Bir, büyük camide kalkmamasının sebebi şudur. Bir kere Yıldız'daki Hamidiye Camii'yi Sultan Hamid'in yaptırdığı bir camide. Zannedersem Daron tarafından yapılmıştır. Ve bu da orada bazı televizyoncu arkadaşlar işte Sultan Hamid'in camisinden kalktı falan filan bir mesaj mı veriliyor? Hayır, hiçbir mesajı yok. Sebep şuydu. Sultan'ın kızı, Türkiye'de yaşayan, beraber yaşadıkları kızı Prenses İkbal Saviç, ki Mısır prensesi de baba tarafından. Annem hiçbir zaman böyle tantanalı, cafcaflı, reklam tip kokan hareketlerden hoşlanmazdı. Dolayısıyla büyük cami istemiyorum. Hem eve yakın, hem oradan trafiği tıkamayız. Aşiyana rahat rahat gideriz, oraya gömülsün dedi. O da yapalım merasim dedi. Büyük camiyi kasten istemedi, sevmiyorlar. Sebep budur. Yani ne Sultan Hamid'in camisi olması, ne efendim başka bir sebep, böyle bir şey yok. Gösterişten kaçınmak için. Gösterişten kaçınmak için küçük cami. Çünkü önce şeyi düşündük biz, bebeği. Çünkü Hanzade Sultan'da, Necra Sultan'da kardeşleri oradan kalkmıştı. Ama Nesra Sultan'da biraz daha kalabalık oldu ki oldu. Bebek de trafiği tıkamak istemedi. Yoksa bebekten de kalkabilirdi. Ama bebek küçük geliyordu hakikaten. Fakat şeyden kalktı. Yıldız'dan kalkma sebebi budur. Hem yakın olsun hem gösteriş olmasın. Bir de 2009'da bir Osman Efendi'nin bir cenaze örneği var biliyorsun. O hiç istenmeyen bir şekilde oldu. Aile tarafından istenmeyen bir şekilde oldu. Bir nevi bir şov haline. Ki Nehzişah Sultan da zaten onu gördükten sonra sakın böyle bir şey yapmayın demişti. Küçük cami demişti. Küçük cami olarak orayı seçti kızı. Yani tamamen kızının arzusudur. Bu. Niye padişah türbesine gömülmedi? Şunu söyleyeyim o zaman şey gelmişken. Nehzişah Sultan için daha önceden bir padişah türbesine gömülme izni almıştık biz. İzin vardı resmen. Bu hükümet kararı. Onu bildiğim için soruyorum. Vardı. Türbede şeydi. Hiç yıllardır defin yapılmamış olan Fatih'teki Yavuz Selim Türbesi'ydi. Çünkü orada iki padişah vardı. Yavuz Sultan Selim ve Sultan Abdülmecit. Hepsi dedesi. Abdülmecit direkt anne tarafından dedesi. Yavuz Sultan dedesi zaten büyük dedeleri. İzin alınmıştı. Fakat Nehzişah Sultan sonra beni oraya götürmeyin dedi. Annem, kardeşlerim, iki kız kardeşim, Aşiyan'ı onların yanını istiyorum dedi. Onların da orada olmalarının bir sebebi vardı. Sabiha Sultan yani Sultan Vahdettin'in kızı. Nesrihan annesi. Evet, Nesrihan Sultan'ın annesi. Vasiyeti şu, beni padişah türbesine hiçbir şekilde defnetmeyin. Çünkü diyor babam İstanbul'da padişah türbesinde yatmıyor. Babasına çok düşkün. Babası Sultan Vahdettin. Şam'da Selimiye Camii. Selimiye yatıyor. Selimiye'de yatması, bir yurt dışında yatması anlamına gelmez onlar için. Daha önce de gelmiyor. Açıkladılar bu konuda. Çünkü bundan yıllarca önce... İmparator toprağı. Efendim? Kendi toprakları. Evet. Yani Sultan Vahdettin'in türbesini mezarına getirmek istedi Türkiye. Ve hatta Nazım Hikmet'i de beraber getirelim dediler. Cenaze getirilmesinde aileden izin alınması mecburiyeti olduğu için. Aile o zaman başa Nehzişah Sultan hayır demişti. İki sebepten bir şairle padişah mukayese edilmez. Çok büyük şair olabilir ama öteki de padişahtır.
Yani padişahı getirelim, şairi de getirelim denmez, ayıp olur dendi. İkincisi de şeyi söyledi. Yani Şam dedemiz için, şah babam için dedi. Yabancı toprak değil, başında bulunduğu imparatorluğun toprağıydı. O iktidardayken Şam imparatorluğun parçasıydı. Onu istemedi. Dolayısıyla Sabiha Sultan da babam burada değilken, öteki atalı ceddelerinin yanında değilken ben padişah türbesine yatmam dedi. Ve sultanın da bu arzusuna saygı göstererek kızı ve oğlu Prens Abbas şeye karar verdiler. Annesinin yanına, doğrusu da oydu zaten. Yani padişah türbesine gidip ne olacak? Ki şeyde hazır olduğuna söylüyorum. Kararname yıllar öncesinden hazırdı. Fatih Sultan Selim türbesi için uygulanmadı. Peki cenazede sürpriz sayılabilecek bir isim var mıydı gelenler arasında? Yani aa dediğin, seni şaşırtan birisi var mıydı? Ha, yoktu. Tahmin ettiğimiz gibi oldu. Çünkü yani bu cenazenin Osman Ertuğrul Efendi'nin cenazesi gibi kalabalık olmayacağını biliyorduk. Tahmin ediyorduk. Çünkü hanım cenazesi. Bizde Osmanlı'nın dendiği vakit bir yerde hilafet anlaşılır. Bir yerde de hilafet de erkek demektir. Hanım cenazesi. Tamam, Sultan Vahdettin'in torunu. Evet, devlet üst düzeyde katıldı. Cumhurbaşkanı çok güzel bir çelenk göndermişti. Bülent Bey, Bülent Arınç, Başbakan Yardımcısı geldiler. Kültür Bakanı geldi. Kültür Bakanı geldi. Sonra Yıldız'da bir şey yapıldı Mabeyinde. O yeni bir adet. Böyle bir şey yoktu. Sonra o da Osman Efendi'nin cenazesi, Osman Ertuğrul'un cenazesinde yapıldı öyle bir şey. Yapalım mı deyince aile de aslında pek bilmiyordu. Peki yapalım madem dediler. Bir saatlik falan orada bir dua şey falan. Sonra evde dua etti. Şimdi ben tekrar gideceğim. Dua devam edecek. Taziyeleri kim kabul etti? O bir kızıyla, oturanlar var. Yok, kızıyla oldu. Şimdi efendim açıkçası biz de, bunu söylemesi belki biraz ayıp olacak ama hanedan cenazeleri bazı kişilerin şov mekanı haline getirildi. Bazı kişiler tarafından. Hanedandan olsun olmasın. En ufak bir bağlantısı bile olmasın. Cenazelerde kameranın önüne geçip çar 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 konuşuyorlar. Bir yerde şov mekanı oldu. Ama taziyeyi kabul eden kızı oğluydu. Bir de kız kardeşinin kızı. Prenses Fazile vardı, meşhur. Irak Kralı Faysal'ın nişanlısı, 58 darbesinde katledilen kralım Fazıl'a vardı, o kadar. Onlar da. Peki, şimdi cenazede ilgimi çeken bir şey o. Sen dedin ki hanedan sonra erdi, artık hanedan yok, aile var. Zaten bu rahmetli Nesrişah Sultan'ın da son açıklamasıydı. Yani kendisi açıklamıştı bunu. Orada bir çelenk gördüm ben. Dul Kadiroğlu hanedanlığı diye. O neyin nesidir? Şimdi efendim, o gönderen arkadaşla da konuştuk. Hatta ben ne gerek var bunlara dedim. Şimdi Türkiye'de bir asalet merakı vardır. Herkes kendini bir hanedana bağlamak ister. Hatta bana bu konuda çok mail geliyor. Dedem sarayda İbrikçi başıydı, son Osmanlıyız biz de falan diye. Ne alakası var yani? Şimdi bir hanedan başka bir hanedan tarafından işgal edildiği, absorbe edildiği, yıkıldığı ve toprakları öteki hanedanın topraklarına katıldığı takdirde o hanedan biter. Bu Dulkadiroğlu Beyliği'nin 400 sene önce, 400 sene önce bitmiş. 400 sene önce bitmiş. Ki kaldı ki Dulkadiroğullarının Zülkadiroğlu tam şeyiyle İran'da yarım milyon kişi olduğu söyleniyor. Bu hanedan falan değil mi? Klan. Aşiret. Gibi, aşiret gibi yani. Ve Dülkadiroğlu yok Gelmiyanoğlu şunu bunu demek, bu şekilde hanedanları öne çıkartmak başka hanedanların da ortaya çıkmasına cevaz verir. Mesela bir Bizans hanedanı bugün çıkarsa eğer hiç kimse bir şey diyemez bunlara, ses çıkartmazsa. Yani Diyojenes, ne bileyim Kantakuzinos hanedanı falan diye de çıkabilirler. Veya gözükse Bagabil hanedanı şu bu onlar da çıkabiliyor ki hepsi bunlar Osmanlı idaresi zamanında fethedilmiş topraklardır. Gereksiz bir şey. Gereksiz bir şey. Gereksiz bir şey tabii, gereksiz. Biraz kendi kendine soy icat etme gibi. Tabii Napolyon, ama en güzeli Napolyon soyu. Napolyon hanedanın benimle başlar. Asayetim kendine başlar. Asayetim kendine başlar diyor. Yine merak edilen bir şey. Bak arkada görünüyor Dulkadiroğlu hanedanı. Evet. merak edilen bir şey. Tabii bilenler biliyor da bilmeyenler için bu merak edilmek açısından soruyorum. Şimdi tabutun üstünde bir siyah örtü var. Kabe örtüsü. Kabe örtüsü. Kabe örtüsü. Genellikle bu kadar büyüğü pek bulunmaz. Bir dostumuzdan geldi. Yakın bir dost. Yakın bir dost. İzin almadığım için ismini söylemeyeyim. Yakın bir dostumuzun ailesinden geldi. Sonra örtü çok kişinin merakını çekti. Alakasını çekti.
Birisi bir gazeteci, o ne bezi dedi. Ben o bez değil dedim, iyi bir cevap verdim. Sen ne dediğini tahmin ediyorum. Tahmin ediyorsun, burada söylemeyeyim. Sonra efendim o örtüye baktım, etrafında çok dolaşanlar vardı. Cenaze arabasına bindim ben. Şeye öyle onunla gittim mezarlıkta, örtüyü muhafaza için. Çünkü bu kadar büyük ve temizi zor. Bu kadar büyük çok zor olur. Yani, evet. Yani şu kadarı falan anca bulunur. Bu çok güzel bir şey. Peki kefenin içine bir parçasını koyarlar. Yok, bir iplik de olsa olur. Kondonlar vardı. Öndeki de, tabutun önündeki de yeminidir. Yeminidir. O kadınların cenazesi. Mısır adeti ama. Ama Türkiye'de hep uygulanıyor. Türkiye'de de var Mısır adeti aynı zamanda. Çünkü eşi tarafından Mısır Kral Naibi'nin karısıydı. Prens Abdülmenim tarafından. O da Mısır'ı temsil ediyor. O Cumhurbaşkanı'nın çelengiydi. Çok ama, güzel ama Türkiye'de artık koyuluyor yemini. Konuyor şimdi evet. Kadın cenazelerinin. Ama konuyor. O yeminin özelliği var. O şimdi o yemini şöyle bu Prenses Fazile gördü. Fazile evet. Kralın nişanlısı olan. O yeminin özelliği var. O yemini Hanzade Sultan'a da kondu. Sabiha Sultan'a da. Aynı yemini. Aynı yemini. O cenazeden cenazeye. Bu genç sandıkta, delikanlı kim? Bu efendim Dudi Davut şeyin Sultan'ın torunu. Abbas Bey'in oğlu. Prens Abbas Munim'in oğlu. Yani Mısır tahtının varislerindendir. Onda hanedan çok daha uzayacak. Çünkü orada da onların Mısır hanedanının kalkması 1952. Tabii. İktidardan düşmesi. Hatta 53 Cumhuriyet'in ilanıyla. 53. Dolayısıyla o dönemde doğan daha çok kişi var. Evet. Peki ara vermem mi gerekiyor acaba diye bakıyorum. Evet, bir kısa ara vereceğim galiba. Sonra Nesrişah Sultan'ın hayatıyla devam edelim biraz. Evet Murat, biraz da Nesrişah'ın, bence sen bir roman yazdın ama 10 roman olacak hayatında. O pek roman değil, belgeler falan var içinde. Evet, belgesel roman diyorum ben o zaten. Bir yandan çok keyifli bir roman tarzı var ama içinde bol miktarda belge var. Okuması da aslında meşakkatli bir kitap. Yani çok o belgeleri tarihçiler kullansın. Evet. Çünkü halifenin mektupları var, şeyler, raporlar var falan. Nesrişah'ın hayat hikayesini başladı. 3,5 yaşında Türkiye'yi terk etmek zorunda kalıyor. Evet. Doğum yeri? Bugün Sitiz'in olduğu yer. Nişantaşı'da Sitiz. Sabiha Sultan'ın sarayıdır orası. Konağıdır. Konağı. Şimdi 1924'te hanedan sınırı şey edildikten sonra aile mensuplarının gayrimenkullerinin hiçbirine el konmamıştır. Hatta bu 431 sayılı kanunu galiba 8. maddedir. Bir sene içerisinde tasfiye edilip bedelleri avukatlar tarafından kendilerine gönderecektir denir. Bu madde işlememiştir. Hala bugün tasfiye şeyleri bazı şahsi mülkler için devam ediyor. Tek bir istisna var. Sabiha Sultan'ın malına el konmuş. Bakanlar Kurulu kararıyla el konmuş. O zamanın İller Bankası'na devredilmiş. Sonra bir eğitim vakfına devredilmiş. Okul şeye. Tevziye Mektepleri, Mektepleri Vakfı'na. Işık Lisesi, pardon. Şişli Terakki Lisesi'ne. Fakat milli emlaka ait olmuş mülkiyete. Tek istisna bu. Ama hiç başka hiç kimsenin malına el konmamıştır. Niye? Gerekçesi şimdi o kararda yazılı değil ama o konuyu bilen çevrelerde bir kanaat var, düşünce var. Aşk. Aşk. Aşk veya reddedilme. Yani söyleyeyim mi? Söyle tabii ki. Mustafa Kemal Paşa, yani Atatürk olmadan önce Mustafa Kemal Paşa, önce Sultan Reşat'ın padişahlığı döneminde ki o zaman Vahdettin Veliaht. Veliaht. Sonra Sultan Vahdettin'in veliahtlığı döneminde. İmparatorluğu döneminde. Padişahlığı döneminde, imparatorluğu döneminde iki defa Sabiha Sultan'ı istetmiştir. Saraydan kız nasıl isteniyor? Dilekçe veriyorsun. Ben şu sultana talibim deniyor. Önce sultana soruluyor, ister misin? Sonra isterim falan derse bir komisyon kuruluyor. Damat olur mu olmaz mı diye bakılıyor. Şimdi Atatürk Sabiha Sultan'ı istetmiştir iki kere. Bu Sabiha Sultan'ın yazdıklarında da var. Bazı kaynaklarda da var fakat olmamıştır. Çünkü Sabiha Sultan başkasına aşık olsaydı. Üzerine aşık. Yani sonları evlendi Ömer Faruk Efendi. Yani Nesrişah Sultan'ın babası. Yani Halife Abdülmecid'in oğlu. Oğluna yani babasıyla amcazade kayınpederi. O şekilde. Yani biri Sultan Aziz'in oğlu Halife Abdülmecid, biri Sultan Mecid'in oğlu Sultan Vahdettin. İki kardeş. Onların çocukları evleniyorlar. Torunları pardon evleniyorlar. Dendiğine göre işte bu reddedilmeyi kabul edemedi denir. Ve o yüzden hiç kimsenin malına el konmadı. Sadece Sabiha Sultan'ın malına el konmuştu denir. Mesela hemen yanında
Sabiha Sultan'ın kız kardeş Ulviye Sultan'ın konağı var. Şimdi Işık Lisesi tarafı. Bu siteyiz malum eski Şişli Terakki. Işık Lisesi tarafı oraya el konmamış. Ve onu Ulviye Sultan'ın varisine satmışlardır. Ama Sabiha Sultan'a el konmuştur. Tuhaf bir şeydir. Ha, bugünkü bu Avrupa Birliği yasalarına göre de o bir tartışmalı bir konu olduğu söyleniyor. Dava açıp isteyebilirler. İsteyebilirler de Sultan Laha'ya gitmek istemedi. Yani istemem dedi dava etmeyi memleketim dedi. İstemedi ama el konmuştu. Yani orada dünyaya geliyor. Sonra işte Rumeli Hisarı'nda yalı var. Şimdi bir ara orada yaşıyorlar. Yani yazları yalıda, kışları Nişantaşı'nda. Ona da tersdir. Çünkü İstanbul'da kışları yalıda, yazları şehirde yaşanır ama ona ters yapmışlar. Çünkü Faruk Efendi babası açıklık arazi seviyor. Sonra işte 3 aylıkken sınır dışı ediliyor. Ve Nice gidiyorlar aileler. Trenle Orient Express'te. Önce İsviçre'ye. İsviçre'de bir müddet Teritek'te, Leman Gölü sahilinde, Teritek kasabasında kısa bir süre Halife abim. Nedir işte, meşhur otel? Grand Hotel. Grand Hotel. Şimdi meşhur kumarhane. Grand Hotel'de kalıyorlar. Efendim sonra oradan Nice geçiyorlar. Nice'de çok zor bir çocukluk geçirmiş. İki bakımdan babası özellikle Faruk Efendi büyük çocuğu hep erkek bekliyormuş, kız çocuk oluyor. Ama hayali şu, günün birinde imparatorluk tahtını o geçecek diye düşünmüş. Çünkü bir ara Faruk Efendi'nin tahta geçme söylentileri vardır. Hatta Enver Paşa'nın tahta Faruk Efendi'yi geçirip aradakileri atlayıp kendisi de bir Mussolini gibi, Führer gibi bir şey olmak. Böyle bir şeyler vardır. O yüzden çok iyi bir eğitim ver demiştir. Potsdam Kaiser Wilhelm'in askeri akademisinden mezun. Babası. Babası Faruk Efendi. Ha, Nesrişah Sultan'a zaten sen, şeyin Kaiser Wilhelm'in koruma muhafız alayında. Ertse bir şey onun Almancası orada. Ve Nesrişah Sultan büyük çocuğu sen diyor tam bir prenses eğitimi alacaksın. Şimdi prenses eğitimi ne de sertlik demektir. Prenslik eğitimi sertlikti. Sultan Söylü'yü de hep oydu. Yani gülmemiz yasaktı diyor. Sen prensessin, gülemezsin. Yalnızken güleceksin. Yüksek sesle gülmek yasak. Ağlayamazsın. Şunu yapamazsın, bunu yapamazsın. İnsanlara kibar davranacaksın, âli cenap olacaksın. Para yok. Çünkü para bitmiş. Halifenin çok cüz'i bir geliri var. Torunları da o parayla bakılıyor. Galiba Hindistan'dan falan paralar almış ama değil mi? Çok sonradır. Kız evlendikten sonradır. Yani dışarı gidişleri 24'tü, evlenmesi 36'dır. 12 sene var. 12 sene çok sıkıntılı. Sultanın dediği şuydu. Ben 20 gün kadar okula gidemedim çünkü yani affedersiniz tam onun deyimiyle etekliğimin kıçı delinmişti. Dedi. Ve yapacak paramız yoktu. Dedi. Düşünebiliyor musun şeyden? Ve o arada tabii yalnız eğitime ve bir entelektüel olarak yetişmesine çok dikkat edilmiş. Önce Almanca öğretilmiş. Mükemmel Almanca bilirdi. Fransa zaten orada konuşulan dil. İngilizcesi, şusu busu çok iyi lisan bilirdi. Ve bir kültür şeyi verilmiş evde de. Klasik müziği çok iyi öğrenecek. Efendim dünya edebiyatını çok iyi bilecek. Yani ciddi bir entelektüel olarak yetişecek ki öyleydi. Sultan yani her şeyi onunla konuşabilirdi. Nice'de nasıl bir okula? Okula gitmiş mi, evde mi eğitilmiş? Önce bir okula gidiyor. Özel bir okula veriliyor. Halife artık bu parayı veririm diyor. Fakat hocalardan biri Blum zamanı o zaman başbakan. Çocuklar ailelerine değil devletlerine aittir deyince Faruk Efendi sinirli. Vay komünist diyor. Çocuğu hemen alıyor devlet okuluna kaydettiriyor. Daha iyi oldu derdi Sultan. Daha iyi yetiştik derdi. Şeyden, Fransız çocukları ve Fransa'yı hazmederek öğreniyorlar. Sadece lisanlı değil her şeydi. Sonra işte İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasına yakın bir endişe oluyor ailede. İki endişe daha doğrusu. Ya Fransa işgal edilirse ne halt edeceğiz? Bir. İkincisi daha önemlisi. Üç kız kardeş bunlar. Nesrişah, Hanzade, Necra Sultanlar. Ya yabancılarla evlenmeye kalkarlarsa ne yapacağız biz diyorlar. Gayrimüslimler. Gayrimüslimler yani evet. Ve çocukları alarak Mısır'a yerleşiyor aile. Ailece Mısır'a gidiyorlar. Ailece gidiyorlar evet. Yani beş kişi. Dandonör var. Sultanın yani refakatçi hanım. Çocukların dadısı. Hep beraber Mısır'a gidiyorlar. Fakat Mısır 38'de. Harp patlıyor, savaş patlıyor. Para gitmiyor Mısır'a, daha büyük sefalet. Şeyde, halife para gönderemiyor.
Yani sonu İskenderiye'den Mısır'a gidiyorlar ve orada işte artık evlenme şeyi geliyor. Çağ gelmiş kızların. İlk önce Hanzade Sultan evlenmişti, ortanca kız. Bir hafta sonra Nesrişah Sultan, en sonunda Necla Sultan, Mısır Hanedanı'nın çok güçlü prensleriyle evleniyordu. Nesrişah Sultan'ın üçü de. Fakat en güçlüsü işlerinde tabii Nesrişah Sultan'ın eşi, Mısır'ın son hıdivi Abbas Hilmi Paşa'nın oğluyla evleniyor. Yani tahtta gerçi Kral Faruk var ama öteki de tahtın sahibi Mısırlıların gözünde. İngilizler babasını tahttan indirmişler Abbas Hilmi Paşa'yı. Ve evleniyorlar ama saray, yani Kral Faruk, Nesrişah'ın kocasını kendisine rakip gördüğü için, çünkü tahtın eski varisi, hala hakkı var, bir türlü gözetim altında yaşıyorlar. Böyle çok büyük davetlere gidememişler bilmem ne. Ancak saraydan talimat geldiği vakit çıkabiliyorlar. Peki Mısır'ın first lady'si lafı nereden çıkıyor? O şöyle şimdi. 1952'de Cemal Abdülnasır Faruk'u devirir. Bizde şey pek bilinmez. Faruk devrildi, cumhuriyet oldu Mısır zannedildi. Hayır, 1,5 sene sürmüştür. Devrilir, krallık kalır. Faruk küçük oğlu lehine, tek oğlu pardon, Ahmet Fuat lehine tahttan feragat eder. Etmek zorunda bırakılır. Etmek zorunda bırakılır ama şu yapılır. Neyin var neyin yok, istediğin her şeyi al, o mahrusa yatı var. Bir teknesi o yata. Samurai'nin büyüğü. Büyüğü, bayağı büyük. Git ne istersen al diyorlar. Ve hazine bilmem her şeyi almıştır. Ama mahrusa hala Mısır'da. Askeri okul yapmış. Askeri okul teknesi. Evet. Harbi okulunun şeyi. Bizim Savarona gibi bir zamanlar. Sonra efendim o Faruk gönderildikten sonra Nesrişah Sultan'ın kocası Prens Münim kral naibi yapılır. Ve Sultan tabii first lady'liği oradadır. Yani krallık döneminin son first lady'sidir. Ve Mısır'da hala el emir Nesrişah diye gayet iyi hatırlanır. Orada işte sefir kabul ediyor, sefirleri kabul ediyor, şu oluyor, açılışlar bilmem ne falan filan ama başta gizli bir junta var. Cemal Abdülnasır. Ve sarayları kullanmasına sultana izin vermemişler. Her şey evinde yapıyor. Heliopolis'te güzel bir evi vardı. 3-4 sene önce ona da el kondu. Derken kocası Abidin Sarayı'nı kullanıyor. O Hüsnü Mübarekler'in sarayını. Ama küçültmek için her şeyi yapmışlar, hakaret etmek için. Mesela düşünebiliyor musun? Kral naibi. Kral demektir. Kral naibi. İçtiği kahvenin parasını veriyor. Her ay şu kadar çay kahve içtin. Misafirlerine şunu ikram ettin diye askerler parasını almışlar. Adamcağız tuvalete gidecek. Kendi tuvaleti yok. Kralın makamını tuvaleti kapatmışlar. Bir Sudanlı yaveri var zenci. Onun edasına gidebiliyor sarayın öbür tarafında. Böyle şeyler derken bir gece efendim bütün mallar müsaade edilmiş. Her şeyle müsaade ediliyor. Bütün servetlerine el konuyor. Evleri ellerinden alınıyor ve cumhuriyet ilan ediliyor Mısır'da. Ama daha da kötüsü var. Bir müddet sonra da sen diyorlar bu boynundaki şeydir, başındaki taç, o bir Katerina'nın tacıdır. Katerina'nın baltacıya verdiği. Baltacıya verdiği söylenen taçtır. O taç sonra işte bizden 3. Ahmet'e gelmiş, oradan hediye olarak hidive verilmiş. Hidive'den kız kardeşine ve düğün hediyesi verilmiş sultana. Sonra mecburen satıldı ama çok komik bir fiyata satıldı Londra'da. Efendim şeyde kalmıştık. Cumhuriyet olduktan sonra Mısır mallarına el konuyor fakat karı koca birkaç kişi bundan tevkif ediliyorlar. Ve gerekçe de komplo, darbe iddiası. Ve Nesrişah Sultan'ın kocası idamla yargılanmıştır. Ama beraat ediyorlar sonra. Beraat ediyorlar sonra. Ve ondan sonra işte tekrar Avrupa'ya izin aldı. Nasıl olduysa izin vermişler. Avrupa'da yaşıyorlar bir müddet. Sonra Türkiye'ye geliyorlar. Türkiye'ye gelme sebepleri de hem sultanın vatanı hem de ucuz. Avrupa'ya göre ucuz. 57'de vatandaşlar geçmiştir. Türkiye'ye girişleri yasak değil mi o sırada? Hanımların, şimdi Nesrişah Sultan daha önce, şimdi hanımlara yasak 1952'de kalkmıştır Menderes zamanında. Erkeklere 74'de kalkmıştır. Fakat Nesrişah Sultan 57-52 öncesinde 47'de 48'de Mısır Veliaht Prensesi olarak şeye gelmiştir. Ziyarete gelmiştir. Ziyarete defalarca gelmiştir. Mısır Kraliyet pasaportuyla. Ama şimdi arşivler açıldı Ankara'da. Oradaki arşivlerdeki belgeleri gördüm. Her adımları takip edilmiş. Sanki sultan darbe yapacak. O sırada 30 yaşında falan. 27-28 yaşında pardon. Her adımları takip edilmiş. Vize verelim mi diye orası oraya sormuş, orası oraya sormuş. Sonra İsmet Paşa uzatmayın verin demiş. Mısır'da müttefikiz biz şimdi. O şekilde olmuş. Şeyleri sonra işte Türkiye'ye yerleşiyorlar, vatandaşlar geçiyor. Kocasıyla beraber Türkiye'ye geliyorlar. Türkiye'ye geliyorlar. Ne iş yapıyor peki eşi?
Mısır Krallığı'ndan... Prens. Herhalde Türkiye'de prens mesleği, olduğu için maaş almıyor. Mesleği prenslik. Hayatı nasıl kazanıyor? Hayatı nasıl kazanıyor? Önce... Hidiv'in burada malları var. Onlar ona mı geçiyor? Hayır. Onların Türkiye'de malları vardı. Şey onların da, babasının da. Prensin babasının da. Hidiv'in göçek. Adalar hepsi. Adalar. El konmuştur. Onları da el, onları da Cumhuriyet döneminde el konuyor. Nasıl yaşıyorlar? Tek tük bir şeyler satılıyor. Sonra Hidiv öldüğü vakit bir miras bırakmış. İsviçre'de ölüyor. O mirasla geçinildi. Evler falan onda alınmıştır. Ama İstanbul'da da epey bir malları mülkleri vardı değil mi? Hayır. Oturduğu ev dışında pek bir şey yoktu. Tek tük küçük, bir iki küçük dükkanı. Hayır. Peki mesela bu haneden ait bir takım mallar satıldı. İşte ne bileyim, Boğaz'da bir arsa satıldı. Yok, onlar yok. O haneden ait değildi o mal. O Sultanahmet'in kızlarından birinin şahsi mülküydü. Hanedana ait mal satılmaz. Şimdi birçok kişinin rüyası var. Hanedan malını alacağız falan filan diye. 431 sayılı kanun. Büyük Millet Meclisi'nin 1948'deki yorum kararı gayet açıktır. Osmanlı İmparatorluğu'nda padişahlık etmiş kişilerin malları devletleştirilmiştir. Size söyleyeyim, normali de budur. Anormali Sabiha Sultan'ın sitiz. Peki mesela Vahdettin'in Çengelköy'deki köşkü var. Mülk. Devletin değil. Devletin değil değil mi? Devletin o değil. O ne olmuş mesela? Onu sattılar. Komik bir fiyata sattılar. Şimdi gene bir şeyler yapılıyor orada. Ama hisseliydi o. Çünkü Vahdettin'in 4 hanımı var o sırada. 4 hanımın aileleri de hisse alıyor. Öyle bir servete falan satılmadı o. Bir de o yıllarda oralar pek para etmez biliyorsun. Boğaz uzak yer sayılırdı. O zaten Vahdettin'in üstünde değil tabi. O yüzden giderken olmuş. Emanet ediyor Vahdettin. Hayır, hiçbir zaman olmamış. Kızların üstüne oluyor. Öyle karısının mi? Kızının üstüne sonra kalfalardan birine yapmışlar. Öyle giderken kalfa birine yapmış. Kalfalardan gelince geri almışlar. Ama komisyon almış o kalfanın ailesi de. Kalfa hayatta değil. O şekilde satılmış. Ama Türkiye'de öyle büyük malları falan bir şeyler yoktu. Sen biliyorsun Selahattin abinin yalısı. Şey, karşı taraf Selahattin Beyazıt'ın. Nesliyah Sultan satmıştı. Onu şey yapmıştı o yalıyı meşhur mimar. Anladın ismini unuttum. Ağhan ödüllü mimarımız. Evet, Ağhan ödüllü alan onundur. Ama yani o yalı kocasına kalan mirasın büyük kısmı ile yapılmış ki o zaman çok para eden bir şey değil. Sonra oradan çıkıp işte Otaköy'e aldılar. Öyle çok büyük malı mülkü yoktu. Yani arkasında böyle dev bir servet. Hayır efendim yoktu. Yani şey söyleyeyim. Ve evet çok şık bir ev vardı. Çok zevkli bir evdi. Evde Mısır'daki varlık içerisinde geçen 3-4 sene içerisinde dönem 3-4 senede bütün şey odur süreç. Londra'dan alınmış güzel eşyalar vardır. Yani eşya derken Osmanlı objeleri. Padişah mucibincesi olan birkaç ferman. İşte çok güzel şeyler. İznik çatmaları, kadifeleri. Bazı toprak altları, kayıtlı toprak altları hepsi. Ve fermanlar, levhalar, hatlar şunlar bunlar. Güzel yemek odası falan ama o yıllarda bunlar hem pahalı değil hem de ev güzel, çok güzel ama arkada nakit bir servet para falan yok. Hiçbir zaman olmadı. Şimdi herkes zanneder ki böyle altınlar içinde yaşıyorlar. Böyle bir şey yoktu. Yani anladığım kadarıyla hayatı o dediğin kısa dönem, Mısır'daki bir kısa dönem hariç aslında hep yokluklar içinde geçmiş. İyi yaşamış. Ama o Avrupa kültürel kalitesinden ötürü tabii, iyi bir yaşam. Paradan kaynaklanan bir yaşam değil. En saygı gören en güzel kadınlarından biri. Ama öyle büyük bir para yok. Şimdi mesela hiç yazmadım ben şimdiye kadar bunu. Ama Sultan vefat ettiğine göre söyleyebilirim. Bundan birkaç sene önce çok büyük bir sıkıntıya, yani nakit yoktu. Çok güzel ev dediğim gibi. Ve hani diyoruz ya imparatorluğun son sultanıdır kayıtlı. Aile mensupları her hanedan mensubuna bir hanedan nişanı veriliyor. Bu 41 veya 42 adettir o nişan. O kadar kişiye verilmiş. Sultan onu elden çıkartmak zorunda kaldı. Hanedan nişanı sattı. Evet, hanedan nişanı sattı. Sen bir programında burada göstermiştin oradan bir tanesini. Evet, o Hümeyra Hanım'ınkiydi. Vahdettin'in öbür torunundu. Yani daha doğrusu Sultan Vahdettin'in kızı Ulviye Sultan'ındır o. Fakat Nesilşah Sultan kendi nişanını bir koleksiyonlara satmak zorunda kaldı. Bundan 3 sene önce. Geçinebilmek için. Para bitmiş. Yaşlı hanım bakılması lazım. Her işi kendi yapamıyor artık. Evde bakıcılar var, onların maaşı var. Gelen giden oluyor. Bazı şeyleri standartın altına düşemez. Bir sen de tanısın ismini söylüyorum sonra. Bir ortak dostumuz vasıtasıyla bir koleksiyoneri beraberce sattık sultan için. Ve o bir senelik, yok 8-9 aylık geliriydi sultan.
Öyle çok yüksek bir para da gelmedi. Budur. Şeyse. Peki. O şeydeki bir fotoğrafta şeyi var, boynunda var onun işin. O sadece sultanları ve şehzadeleri belirledi. O satıldı. Geçenlerde bir Balmumu heykelini size gördük, senin ondan bir tane. Bir Balmumu heykeli takmıştı birisi geçenlerde bir yerde gördük, hatırlıyor musun? Aa, evet evet işte o. Ama sattığımız o değildi. Yok o değildi. Biliyorum. O değildi. Peki Murat, 1953'te Türkiye'ye. 57'de Türkiye'ye. Vatandaşlığa geçiyor. Vatandaşlığa geçiyorlar. Ne yapıyorlar Türkiye'de yaşıyor? Eşi çalışıyor mu? İş, şirket? Hayır. Şimdi vatandaşlığa geçmeleri bir komik. Vatandaşlık, vatandaş olması için emniyete gidiyorlar. Polis karşısına geçmiş. Adın ne? Neslişah. Ananın adı ne? Sabiha. Babanın adı ne? Faruk, Ömer Faruk. Sabiha'nın babası kim? Sultan Vahdettin. Ne iş yapardı? Padişah. Halife-i Müslümin ve padişahtı. Peki babanın babası kim? Abdülmecid Efendi. Ne iş yapardı? Halifeydi. Polis sormuş. Bu adamlar Müslüman mıydı demiş. Bu padişah dediğin adamla. Halife dediğin adam Müslüman mıydı demiş. Sultan önce bozulmuş. İkisi Halife-i Müslümin ne demek memur bey demiş. Müslüman mıydı onu soruyorum deyince o da bir ağzını açmış. Orada dedi polis şey yaptı. Kusura bakmayın. Sizin sinirinizi bozma talimatı aldık. Yıl 57. Efendim? Yıl 57. Yıl 57. Fatih öyle değil mi? 1990 mıydı? 91 miydi? Ben Osman Orhan Efendi'yi getirmiştim. Son hanedan evet. Beysiydi. Türkiye'ye 68 sene arayla geldi. O zaman yani 20 sene önce şimdi böyle sultan cenazesi, başbakan yardımcıları gelecek öyle şey yoktu. Çok zordu şeyler. İzin almak için aile dostlarının göbeği çatladı. İlk mesela defin iznini Kenan Evren Cumhurbaşkanı iken tren kompartımanının basamağında imzalatıldı. İmzalattık. Öyle olmuştu Geveli Sultan için. Osman Orhan Efendi'yi ben getirdiğim vakit çırağında kalıyoruz. Hürriyet'in davetlisi gelmişti. Gazetenin şimdi fakat nereye gitsek arkamızda beyaz bir araba. Bir de otelde asansörün önünde bir masa kuruldu. Bir adamlar oturuyor orada. Biz çıkıyoruz. Masadakiler kalkıyor. Peşimizde bir arabayla. Ben şüphelendim. Ama aklıma başka bir şey gelmedi. İhtimal vermedim. Plakayı arkadaşlara verdim. Ya şu plakayı sorsanıza falan dedim. Cevap geldi. Bir güvenlik kurumunun, kuruluşunun takip ediliyor. Adam 80 küsur yaşında. Gözü görmüyor. Nefes alamıyor. Darbe yapacak. Ha, ben hiçbir zaman yani yukarıdan böyle takip edin ne ama yapıyor. Ama bu mesela Avusturya'da böyle. Avusturya sokmuyor. Sokmuyor bile. İçeri giriyorsa şey yapmaz, sokmuyordu. Veyahut kapıda bir taahhütname alıyordu. Taçtan, tahttan, mirastan, şundan bundan. Feragat. Hepsinden feragat ediyorum. Buyur ne yaparsan yap diyordu. Otto Prens Otto vakti uzun zaman kabul etmediği için giremedi. Annesi İmparatorca Zita hiç kabul etmedi. Orası benim malım dedi. Niye kabul edeyim dedi. Ki Bourbon Palma Prensesi Avusturyalı da değil. Ama yani böyle bir talimat verildiğine ben hiçbir zaman inanmam. Bu iş güzelliktir. Bazı kişiler yapalım belki bir şey çıkar havasına gelmiştir. Yine bir ara vereyim devam edeceğiz. Hiç içki kokmuyordu. Bana da öyle geliyor. Bir tuhaf şey yapıyordu. Murat'cığım birkaç tane soru var. Onları sana hemen söyleyeyim. Bir soru şu. Hilafet ile padişahlık paralel gitmez mi? Vahdettin'den sonra nasıl oluyor da Abdülmecid son halife olabiliyor? Soru doğru. Hilafetin iki ana unsuru vardır. Bir, halife olan kişi devletin başında olacak. İki, biat edilmiş yani tanınmış. Tanınmış oldu. Halife Abdülmecid, Halife Abdülmecid'e Türkiye Büyük Millet Meclisi heyeti tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gönderilen heyet dışında biat yapılmamıştır. Yani yurt dışından biat yok. Yurt dışından biat yoktur. Şimdi hilafetin kaldırılmasından sonra İngiltere'ye karşı faaliyet gösteren Hint Hilafet Hareketi, birçok o teşkilatlar, şunlar bunlar, sahip çıkmaya çalışmışlardır ama biat resmen yoktur. Benim kanaatimde Osmanlı İmparatorluğu'nda son halife her zaman Sultan Vahdettin'dir. Ama Halife Abdülmecid Efendi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni seçtiği halifedir. Böyle bir ikilem var. Ama soru doğru. Devletin başında olan, başındaki kişinin halife olması gerekir. Bir diğer sual.
söz konusu mülkleri, yani deminden beri bahsettiğimiz mülkleri, saltanat ailesi kendisi kazanıp, kendisi çalışarak kazanıp mı edinmiştir, yoksa halkın sayesinde edinmiştir? O yüzden malların kamulaştırılması gayet doğal değil midir? Şimdi, malların kamulaştırılması gayet doğaldır. Her devrimde bu yapılır. Ama iki şey ayırmak lazım. Saraylar, büyük köşkler, kasırlar bizde hiçbir zaman mülk olmamıştır. Saray olsun. Hepsi hazine-i hasanın malı. Hazine-i hasanın, yani tacın mallarını idare eden, kamu kuruluşu şeklindeki şirketi andıran bir bakanlık tarafından idare edilir. Ama bunlar şahıs malı değildir, devletin malıdır. Çünkü tacın malıdır. Bir nevi lojman gibi. Ve bütün saraylar, büyük köşkler, konaklar hepsi lojmandır. Yani devlete aittir, hazine-i hasaya aittir. Dolayısıyla hazineye aittir, maliye hazinesine aittir ve lojmandır. Hazine, Topkapı Sarayı hazine dairesindeki, örnek vereyim, hiçbir mücevher, obje, şu bu, padişahın şahsi malı değildir, hazinenin malıdır. Ve bu kurala çok sıkı şekilde uyulmuştur. Kendi malları olan şeyler neler? Şöyle, Beşiktaş'ta küçük bir ev, Nişantaşı'nda bir konak, ama konak dediğimiz, dışta bir şahnişi, iki tarafta penceresi varsa onun ismi konaktı. Yani Nişantaşı'nda konak dediğimiz vakit öyle 60-70 odalı falan bir şey değil. 8 odalı bir ev o. Bugün Citizen olduğu ya. Geniş, evet. 8 odalı bir ev. Budur. Yani şimdi Avrupa hanedanlarında, hanedan mensuplarının ciddi servetleri vardır. Bizde pek değil. Yoktu öyle bir servet, çünkü padişahlar hiçbir zaman hanedanın zengin olmasını istememişlerdir akrabalarına. Niye? Darbe yaparsa ne olacak? Özellikle Abdülhamit döneminde. Özellikle Abdülhamit döneminde şehzadeler beş parasızdır. Evet. Ve çoğu borçludur. Ve Şehzade Seyfettin Efendi'nin ve hatta Sultanahmet'in kızlarından birinin, Refiye Sultan'ın evine haciz gitmiş. Şeyden. Ve Seyfettin Efendi bir ticari iş yapmak istemiş, batılmış. Refiye Sultan'ın da parası yok ya, piyano almış, piyano parasını vermemiş. Evine haciz, padişahın kızı bu. Haciz gitmiş. Sonra önce bir süründürmüşler şey gibi, bunun sürtsün biraz demişler. Sonra hazine, yani hazine-i hassa, aileye ait olan kısım, tacın mallarını idare eden şirket bunu ödemiş. Ama yani öyle büyük bir mülk yoktur. Mesela bunun örneği Sabiha Sultan'dır. Babası Sultan Vahdettin. Padişahlık yıllarında ne yapıyor biliyor musun? Elbiselerini tahsis ediyor. Para yok. Şimdi çünkü bizde Cumhuriyet dönemi, Cumhuriyet'in ilk yıllarının kuruluşundan itibaren, eski rejimi kötüleme programı uygulandı. Evet, normaldir. Her rejim kendinden bir öncekini kötüler. Kötüler. İşte şöyle mahvetti ama bu kadar uzun sürmez. Bize hala devam ediyor bazı şeyler. Yani şunu efendim unutmayalım, soran seyircilerimiz için söylüyorum. Biz de Osmanlı hanedanı altınlar içinde yaşamıyor vaktiyle. Sıkıntı içerisinde bu adamlar. Saraylarda her türlü şatafat, ihtişam var. Çünkü devletin bir yerde o sembolü temsil ediyor. Öyle göstermek zorunda. Eski dönemde hava atmak için kanuniler falan ne yapıyorlar biliyorsun? Topkapı Sarayı'nda fil, kaplan, zebra, ne kadar yabani hayvan varsa getiriyor. Yabancı elçi geldiği vakit aslan çıkartıyorlar. Aslan ooo diyor. Aman ne güçlü adam diyor. Dolmabahçe Sarayı da olur. Yani bu lüks merakı falan değildir. Siz Dolmabahçe Sarayı'nda bütün hanedanla yaşıyor sanıyorsunuz. Osmanlı arşivinde şeyler duruyor evrak. Bütün dünya kadar evrak var. Beş para yok. Yani fakirdeki edebiyat yapıyorsun falan diyorlar bazen ama böyle. Çünkü devlet hanedan mensuplarının para sahibi olmasını istemiyor. Özellikle Abdülhamit döneminde bilhassa parasız kalmalarına çalışılmıştır. Maaşlar kısılmıştır, bazen ödenmemiştir. Ama sarayda evet bir tantana içerisinde böyle ışıltılı bir hayat vardır. Sadece padişah mahsustur. Ona mahsustur. Yine bir soru. Sultan silahsı yapıldı mı? Murat Bey'e sual eder misiniz? Nesicat Sultan'da sultan silahsı yapıldı mı? Türkiye'de son ne zaman yapılmıştı? Son sultan silahsı Türkiye'de, yani Cumhuriyet döneminde son sultan silahsı 1971'de yapılmıştı. Pardon, Cumhuriyet döneminin ilk sultan silahsı 1971'de yapılmıştı. Sabiha Sultan vefat ettiği vakit Hanzade Sultan'ın Boğaz'daki yalısından Şeyh Nazmi Efendi tarafından verilmişti.
Sultan. Sultan selası şudur. Bildiğimiz cenaze selasına benzer. Fakat o cenaze selasının sonunda bazı ifadeler daha vardır. İsmi vardır. Soyu vardır. Bin veya binti diye aile bağlantısı vardır. Bir dedeye kadar gider. Ve bazı ifadeler vardır. Cam açılır, boğaza karşı yapılır. Sultan selasının özelliği ve özellikle güneş doğarken yapılırsa çok uhrevi bir hava verir. İlk Sultan selası Cumhuriyeti, yani hanedanın sınır dışı edilmesinden sonra ilk Sultan selası 1971'de yapılmıştı. Ondan sonraki Sultan selası söyleyeyim 1998'de Hanzade Sultan'a verildi. Sonra bundan 6 sene önce yani 2006'da yani Sabiha Sultan'ın kızı Hanzade Sultan'a verildi. 2006'da Sabiha Sultan'ın en küçük kızı Necra Sultan için verildi. Dün de Nesilşah Sultan için verildi. Turgut Özal için de böyle bir padişah selası verildi söylenir. Sultan selası verildi söylenir. Vermeye çalıştı. Yanlış okundu. Yanlış okundu. Ama vermeye çalıştılar değil mi? Çalıştılar ama çünkü onu birisi duymuş. Bir siyasetçi Sultan selası veririm demişler. Ama yanlış okundu. Onu söylemiş miydim sana? Yanlış okundu. Bundan haberim yoktu. Ama okunduğunu biliyordum. Okunduğunu biliyorsun ama yanlış okundu. Çünkü Sultan selası yani aileye mahsus bir şey. Nasıl diyeyim? Bu hilafetle falan ilgisi yok bunun. Halife ailesi falan diye değil. Dinin bekçisi olan padişah ailesi. Mantığı odur. Ama Nesilşah Sultan'a verildi. Peki bir enteresan bir şey. Şimdi dün ve bugün verildi. Onu söyleyeyim. İki kere verildi. İki kere verildi. İşte kitap çok enteresan bir kitap. İçinde çok belge var. Mektuplar var içinde. Şimdi Türkiye'de yaşamıyor. 3,5 yaşında Fransa'ya gitmiş ve 30'lu yaşlarına kadar da Türkiye'ye gelememiş. Fakat İnanılmaz güzel bir Türkçe var. Bugün hala konuşulmayan Nesilşah Sultan'ın. Nesilşah Sultan'ın da diğer hanedan mensuplarının da. Nasıl oluyor bu? İşte bu sultanın hep söylediği prenseslik çok zor meslektir derdi. Yani şehzadelik ve sultanlık zordur derdi. Çok sıkı bir eğitimdir. O eğitim bugün yok. Maalesef bugün yok. Yani açık söyleyeyim. Evde Fransa konuştukları takdirde kız kardeşleriyle Faruk Efendi'den dayak yiyorlar. Böyle küçük çocukken falan değil 15-16 yaşındayken. Sen nasıl gavurca konuşuyorsun diye dövüyor. Türkçe konuşacaksın diyor. Yahya Kemal Bey hattı Sabiha Sultan için yani Nesilşah'ın annesi için Türkiye'de Türkçe'ye hakim olan tek kadındır diyor. İnanılmaz ifadeleri var. Ve Sabiha Sultan da ciddi şekilde bunlara Türkçe'yi yazmayı öğretmiş. Bilhassa Nesilşah Sultan'a çok özen göstermiş. Şimdi hanedanlarda bir kural vardır. Taht adayları arasında bir kişiyi bulurlar. Ona çok iyi eğitim verdiler. Mesela Habsburglar bunu Prens Otto'ya yaptı. Otto von Habsburg'u anası Kraliçe Zita, İmparatorca Zita çok iyi okuttu. Ama öbür çocuklar yırtık pıtık ayakkabılar, tabanı delik, önü açık, üst baş perişan vaziyette yamalı elbiselerle gezer. Ama Prens Otto'yu ciddi bir entelektüel olarak yetiştirdiler. Şimdi ne düşündüyse Ömer Faruk Efendi kızına düşünmüştü. Ama Faruk Efendi'ye de aynı eğitim verilmiş. Yani Nesilşah Sultan 5 dil konuşurdu ve iyi bilirdi. Yani bir Almanca metne baktığı vakit onu Fransızca olarak okuyacak seviyede. Osmanlıcası falan tabii ki vardı, eski Türkçesi vardı. Eğitimden. Şimdi sen bu kitabı Nesilşah Sultan'ın hayatta olduğu sırada yazmaya başladın. En sevdiğim şey odur, kitabı gördü. Ben şunu biliyorum ki, gayet iyi biliyorum ki, hiç istemedi o kitabın yazılmasını. İstemedi. Basına hep karşı çıktı. Evet. Niye istemiyordu? Reklam sevmiyor. Reklam istemiyor. Gene de o kadar yakınlığımıza rağmen bir takım endişeleri vardı. Şimdi o ailede özellikle Nesilşah Sultan'da sürgünü yaşamış olanlarda bir endişe var. Bir muhalif bir laf edersek, aleyhte laf edersek bize gene işte Edirne orada diyebilirler. 80'imden sonra beni kovabilirler endişesi hala vardı. Yani bize normal gelen herhangi bir konuyu o endişeyle karşılardı bazı konuları. Ama sonra geçen sene işte bak dedi, ben öldükten sonra nasıl sen bunu yazacaksın artık onu biliyorum. Bari ben hayatımdayken yaz göreyim dedi. Yani açıkçası ben dedi bazı yerlerini sansür edeyim dedi bazı yerlerini. Yazılması odur. Bazı fotoğraflarını falan sansür edeyim. Bir prensese yakışmaz falan diye, değil mi? O kadar evet, her çok, detayına karıştı. Tabii canım, çok gençliğine çekilmiş bazı resimleri istemedi. Yani o zaman gençlik dedi. Hatta
Söylenen de şey de Hollywood şöhretlerine örnek aldığımız olmuştu. Çünkü gençtik dedi. Ama şu da var. O ve bilhassa Hanzade Sultan o Hollywood meşhurda şeylerden çok daha güzeldiler. Özellikle Hanzade Sultan. Hanzade Sultan felaket bir şeydi. Herhalde dönemin en güzel kadınıydı dünyadaki belki. Avrupa sosyetesinin en güzel kadınıdır. Ahan oğluna istiyor. Ben satılık şey değilim diyor. Bir. İkincisi Hint prensesleriyle evlenen, pardon Hint mihracıyla evlenen Türk prenseslerinin akıbetlerini biliyorum diyor. Reddediyor. Gitti oğluna Rita Hayworth'ı aldı. Ki Hanzade Sultan Rita Hayworth'ı cebinden çıkardı. Evet daha güzel. Çok daha güzeldi. Rita Hayworth'a evlenen şey odur. Hanzade Sultan'a inat. İnat. Hatta Yasemin var ya Jasmin. Kızı Rita Hayworth'tan kızı oldu bilmem ama Hanzade Sultan'a inattır. Şeyi. Yani şuna bak şey yani. Güzel değil. Çok güzel ailede. Sultan Aziz tarafı çok güzeldir. Şeyden. Peki bu Osmanlı'da erkekler çirkin, kadınlar güzel. Nasıl oluyor bu iş? Osmanlı, bu adam çirkin mi? Faruk Efendi. Faruk Efendi. Faruk çirkin mi? Çok güzel, çok yakışıklı. Ama şeylere baktığınız zaman, padişahlara baktığınız zaman şöyle yakışıklı diyeceğim bir tane yok yani. Şimdi o şuradan geliyor. Kural şu. Sultan Aziz tarafı çok güzel. Sultan Aziz çok yakışıklı abi, renkli gözlü şey. Oğlu Halife Abdülmecit. Abdülmecit öyle, çok yakışıklı abi. Çok yakışıklı ama... Türk tipi değil zaten. Hamit tarafı için pek onu söyleyemeyeceğiz. Şeyi. Şimdi çok yine kızan olacak ama... Sultan Aziz tarafı o annesinden, validen gelen, valide sultandan gelen bir renkli bir ırk. Göz renkli, saç renkli, ten renkli şeyi. Mesela şurada şeyi arıyorum da bulamadım. Bir gençlik resmini. Bir dakika. Varsa... Şöyle yaklaştırabilirsek atmaz Şah Sultan. Evet. Annesiyle. Şeyi. Yüzü, yani güzel insanlardı. Peki mesela bir kırgınlığı var mıydı? Cumhuriyet'e karşı, Cumhuriyet'in kuruluşuna karşı, yok. Kendisine yapılanlara karşı? Yok, hakikaten yoktu. Şimdi biz bunu çok konuştuk yıllarca. Samimi söyleyeyim. Dediği şuydu. Atatürk yüzünden dedi, gençliğim sefalet içerisinde geçti. Ve bunu çok samimi söyledi Sultan. Gençliğim sefalet içerisinde geçti. Okula gidecek elbisem yok. Elbisem delik olduğu için okula gidemedim. 5 parasızlık, aç yattığımız geceler olurdu. Başka memleketlerde yaşamak zorunda kaldık. Şu bu falan. Ama derdi, gene de hiçbir şekilde laf ettirmem. Çünkü hem biz derdi bu işi yapabilecek kapasitede değildik artık aile olarak. Yani ben de ses kaydına. Yani inanmayan olursa dinletirim. Bir. İkincisi, semboldür, başka emelleri alet edilir yoksa memleket. Laf ettirmem Atatürk'e derdi. Ama tabii bu bir Atatürk aşkı kemalistik falan filan değil. Memleket sevgisi. Ve bir insanın kalkıp bizim artık devrimimiz bitmişti, biz bir şey yapamazdık. Hatta büyük babası için, Şah babası, Sultan Vahdettin için. Şah babam hiçbir şey yapamazdı, eli kolu bağlıydı diyor. Ve Mustafa Kemal'den başka da çare yoktu derdi. Şeyden. Bu biraz hazmetmektir her şeyi. Açık açık. Tabii bu da ciddi bir geniş görüş, entelektüellik falan gerektirir. Söyle hadi Sultan. Sultan Vahdettin'in Mustafa Kemal'in kızını istemesi karşısında ikinci bir Enver Paşa istemem dediği doğru mudur? Hayır, ikinci Paşa Sabiha Sultan'ın mı? İfade aynen şöyle. O notu bendedir. Ha yazmış bunu da. Yazmış hepsini yazmıştır. İkinci Enver Paşa istemem diyor. Karşımda diyor, Enver Paşa ile evlilik yapmış olan Naciye Sultan örneği duruyordu diyor. Cümlesi aynen budur. İkinci Enver Paşa istemem diyor. Yani Naciye Sultan mutsuz muydu ki Enver Paşa ile? Yalnız kalmıştı. Naciye Sultan, Enver Paşa şeyde Çegan Tepesi'nde, Tacikistan'da o komünist Rus mitralözlerinde biçildiği zaman Naciye Sultan 25 yaşında, 26 yaşında. 26 yaşında. Enver de 40... 42 yaşında. Tabii ki. Mutsuzdu. Sona ve hayatı bölünmesin, çocukları yabancı babaya gitmesin diye Enver Paşa'nın kardeşiyle evlenmek zorunda kalıyor. Yani kayınbeyleriyle evleniyor. Nur şeyle, Kamil Bey'le. Ama Sabiha Sultan'ın söylediği o. İkinci bir, yani Naciye, kuzenim Naciye Sultan'ın örneği önümdeyken böyle bir şeyi kabul edemezdim diyor. Ama ikinci Enver yaratmak istiyorum diye bir ifade yok. Hı. Şey. Yani kızının mutsuzluğundan ötürü. Enver... Kuzeninin mutsuzluğundan. Ama
Onun eski Şah Sultan da Hanzade Sultan da hepsinin söylediğiydi. İmkansız da öyle bir şey diyorlar. Mesela İkbal Hanım, Sultan'ın kızı, babaannesini epey konuşturmuş. Bazı şeyleri Sabiha Sultan kendisiyle götürmüştür. Fakat gördüm demiş Mustafa Kemal'i. Karşılaştırmışlar. Ateş gibi yanıyordu gözleri diyor. Yakışıklı adam diyor. Ama diyor Faruk'a aşıktım diyor. Yani sebep o. Yani ne Enver Paşa, Naciye Sultan hepsi bahanedir. Kuzenine çok aşık. Hatta şöyle olmuş. Sonra bunlar ayrılıyorlar yıllar sonra. Faruk Efendi ile. Faruk Efendi boşuyor. Sabiha Sultan hayatının sonuna kadar aşık kalmıştır. Ve 60'lı 70'li yılların başında, 71'de vefat ediyor. Mısır'dan bir misafir geldiği vakit Faruk Efendi, çünkü Mısır'da sürgünde, bir kenara çekilmiş mutlaka, Faruk nasıl demiş. Mutlaka sorarmış ve Faruk Efendi Fatih, burası enteresan. Faruk Efendi öldüğü vakit baş sağlığına gelmeyenlerle selamı sabaha kesmiş. Nezişah Sultan, anne ne yapıyorsun dedim diyor. Ya boşanmıştın diyor. Olabilir demiş. Kuzenimdi, kuzenim için baş sağlığına gelecekler diyor. Öyle aşık. Dolayısıyla Atatürk'le evlenmiş. Peki niye boşanmışlar? Faruk Efendi istemiyor. Bazı ailevi problemler olmuş. Faruk Efendi istemiyor. Bir başka aşk hikayesi olmuş. Faruk Efendi başkasına aşık olmuş. Başka bir kuzeniyle evleniyor. Evlenmiş mi sonra? Tabii Mirço. Şimdi Sabiha Sultan'ı boşamış. Hı hı. Boş kağıdı göndererek boşamış ki sultanı boşayamazsın. Evet, boşamaz. Sultan boşar. Boşamış. Sonra bir başka sultanla evlenmiş. Bu sefer sultan onu boşamış, boş kağıdı göndererek. Karısı. Ona da boşandı. Yoksa o Enver Paşa falan hepsi bahanedir, değildi, aşıktı. Böyle. Bugün yazında da var Neşah Sultan'ın bir sözü. İstanbul'da güzel ne varsa hepsini dedelerim yapmış. Doğru. Ona ben de katılıyorum. Hatta ben ona örnek olarak şeyi veririm. Sirkeci İstasyonu'nu veririm. Sirkeci İstasyonu'nun asıl kapısı sahil yolundaki, yandaki o işlemeli nefis güzel kapıdır. Orası Osmanlı sanatıdır. Esas ana giriş gibi. Cağaloğlu'na çıkarken Sirkeci'den bu beton yığını vardır. O da resmi cumhuriyet sanatıdır. Yani devlet memuru, bürokrasi ve bir zevksizler grubunun yaptığı bir yapıdır. İkisini mukayese edin. Dolayısıyla Nesrişah Sultan güzel olan ne varsa dedelerim yapmış demek de haklıdır. Kaldı ki 2012 yılında Türkiye turizm tanıtımında afişlerde bilmem nelerde hala 16. yüzyılda Kanuni'nin yaptırdığı camiden yararlanıyorsa biraz tartışırız. Türk sanatı var mı yok mu? Çağdaş sanatı. Sen tanıtım broşürlerinde tek bir modern eser AKM'yi falan gördün mü? Taksim'deki o Heyula'yı. Yoktur. Ama pek çok ülke kendini eski eserlere tanıtıyor. Normal değil mi? Eskisi olmayanlar yeniyle tanıtıyorlar. Yo, yeniyle tanıtanlar var. Yani ne bileyim, Roma'nın afişlerinde de, Roma'nın tanıtımlarında da 2000 yıllık binaları, Kolosey'i koyuyorlar. Eyfel Kulesi pek eski değildir. Ona tanıtıyor. O da 1800'lerin sonu. 1900, ona tanıtıyor. Dünya Fuarı için yapılmıştı, ona tanıtıyor. Pompidou Center'ı da tanıtıyor, Pompidou Center'ı. Paris'e de ona bakarsan, Haussmann öncesine ait hemen hiçbir şey yok ortalıkta. Ne? Osmanlı öncesine ait pek bir şey yok Paris'te ortalıkta yani onlar. İşte bir müftah tarafı falan var orada, birkaç Roma döneminden kalma bir şeyler var. Bir şeyler onlar var. Osmanlı öncesi ama yani tanıtan var. Londra o 2000 neydi o centenary şeyinde 2000'li yılları o tuhaf şeyle tanıttı. Bir döne dolap orada ya Zebellak gibi Times Square. London Eye. Onu tanıttı. Yani tanıtıyorlar, vasat tanıtıyorlar. Avustralya, Sydney Operası'nı düşün. Yılmaz bir şey. İşte Bilbao var. Bilbao'yu düşün. Bilbao medeniyeti yani müsaadenle bin küsur senelik bir orada mimari var. Bilbao'yu modern şeyle tanıtıyorlar. Var. Yapabiliyorsa tanıtırlar. Ama biz hala tanıtım afişlerinde Kanuni Süleyman'ın yaptırdığı camiyi kullanıyorsak Nesrişah Sultan haklıdır. Bu kadar sürgün, acı, keder çekmelerine rağmen Cumhuriyet ve Atatürk hakkında tek bir menfi söz söylemelerinin nedeni nedir diye soruyor. Murat bunu cevaplandırdı zaten. Efendim Türk bunlar. Yani o dediğim gibi Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren devam eden politika, eğitim politikası. Osmanlılar Türk değildi, şuydu buydu. Hala abuk subuk kitaplar var padişah anaları diye. Öyle bir anası yok padişahın. Şey yok. Türktür bunlar yani, memleketine sever tabii ki.
gayet normal yani. Atalarının yurdu. Şeyin bir sözü var tabii, o benim Şah Baba'nın girişindedir. Sabiha Sultan çok güzel bir cümle kurmuştur. İmparatorluk da Türk'ün malıydı diyor. Cumhuriyet de Türk'ün malıdır diyor. Yani birine inkar edip ötekini yüceltmek bize yakışmaz. İkisi de Türk'ün malıdır. Biz görevimizi yaptık, çekildik diyor. Bu da mesela. Ha, dediğim gibi hiçbir zaman böyle Atatürkçü Kemalist öyle bir şey yok. Değil tabii. Hayaldir. Sevmeyebilir. Sevgileri yani. Yok, saygıları var. Sevgileri yok. Ama saygıları var. Yani laf ettirmem diyor. Çünkü memleket kurtuldu diyor. Biz yapamazdık diyor. Bunu söylemek önemli bir şey. Yani ben Nesli Şah Sultan veya ötekiler Atatürk'ü seviyor değil mi? Sevmiyorlar. Şöyle düşün yani. Çünkü mesela senin bir konağın var. Dededen kalmış, büyük dededen kalmış. Paran kalmamış, ona bakacak gücün kalmamış. Bir yanda bir müteahhit var, bu konağı alıp yıkmak istiyor. Diğer tarafta da bir beyefendi var, o konağı alıp tamir ettirip, restore ettirip yaşatmak istiyor. Hangisini tercih edersin? Restore ettiririm ama restore ettikten sonra beni konaktan atarsa ben sevmem. Aynı şeydir. Ama konak kurtuldu derim. Olur. Herhalde büyük ihtimalle öyle bir duyguya gider. Muratçığım çok teşekkür ediyoruz. Sen şimdi daha fazla tutmak istemiyorum. Sabaha kadar konuşuruz seninle de. Çok da şey var, teke tek özeli niye yapmıyorsunuz diye. Efendim Murat da ben de artık çok yaşlandığımız için haftada iki gün program yapıyoruz. Murat 70'ine merdiven dayadı. Ben 60'ı buldum. İnanıyorlar. Biz saygılı insanlarız, inanıyoruz. Yoruluyoruz. Haftada iki gün program yapmaktan o yüzden diyeceğim şaka. Haftada iki gün karşısına çıkıp sizi sıkmak istemediğimiz için iki gün Murat, iki gün ben bir arada çekilmeyiz. Çünkü genellikle zaten tarzımızdan ötürü de biraz mendebur olarak nitelendiriyoruz. Osmanlı tabiriyle çehre-i menhusumuzu biraz az görün istedik. O yüzden ama belki bakarsınız ileride tekrar beraber bir şey yaparız. Murat'cığım tekrar başın sağ olsun. Çok teşekkürler. Aileye de bizim taziyelerimizi iletirseniz seviniriz. Tabii. Zaten şimdi oraya gidiyorum. Duaya gireceksiniz. Evet. Görüşmek üzere. Cumartesi gecesi tekrar bu konuyu bir konumuz olacak. Konumuz olacak, evet. Hanedan affı nasıl oldu? Bütün ana şeylerini öğreneceğiz. Ve çok şaşıracak. Evet, çok şaşıracaklara bilgiler vereceksin. Hanedanın affı ile ilgili beklenmedik bilgiler vereceksin. Kimler karşı çıktı? Kim karşı çıktı? Herkes Halk Partisi karşı çıktı. Zanneder. Değil. Ecevit desteklemişti. Evet, Ecevit destekledi. Evet. Ecevit'in zaten yakınlıkları da vardı. Uzak bir akrabalık. Uzak akrabalıkları da vardı. Kim hanedanın Türkiye'ye dönüşüne, affına karşı çıktı? Herkes bir sol partinin liderini bekler. Pek öyle değil. Birisi çok sert tavır koydu. Onları da cumartesi akşam artık Murat'ın programında öğreniverin. Az sonra Mehmet Baransu burada olacak. Ve Baransu'ya da ilginç bir sohbet yapacağız az sonra. Evet değerli izleyiciler, şimdi de Mehmet Baransu ile beraberiz. Son dönemin en popüler, en parlak, en tartışılan gazetecilerinden biri. Şimdi bir de kitabı var. Pirus, Devşirme Orduların Son Savaşı. Kitapta da ilginç iddialar var, ilginç belgeler var ama tabii Baransu'nun ilginç belgeleri kitapla sınırlı değil. Şimdi kitabına geleceğiz Mehmet ama Türkiye'nin gündemini son dönemde senin kadar belirleyen pek az gazeteci vardır herhalde diye düşünüyorum. Ortaya çıkardığım belgelerle Türkiye'de olmaz denilenler oldu. Yok canım denilen insanlar cezaevinde. Neredeyse Silivri senin belgelerinle oluşmuş bir cezaevi bile diyebiliriz. Tabii bunun karşılığında da ciddi bir sıkıntı yaşadığını farkındayız. Son olarak işte takip edildiğin ortaya çıktı. Böyle bir gergin hayat nasıl oluyor? Yani nasıl yaşıyorsun bunları? Şunu en başta şeyi söyleyeyim. Silivri'dekiler evet benim belgelerimde değil ama Balyoz evet bu yani Balyoz en azından bir kısmı diyebilirim. Ben sadece soruşturmalardan bilgi aldım. Yani bir soruşturma vardı gözaltının olduğu ifadeler. İşte Ergenekon'u eğer kastediyorsak Ergenekon diğer soruşturmalar. Balyoz'da işin ana kısmı. Evet yani Balyoz'da çünkü bizim çıkar. Gazeteye o belgeler geldi ve savcılık da bizden istedi. Sonra orijinalleri gelince biz teslim ettik. Sıkıntı Mehmet çok sıkıntılı, çok böyle isteyeceğim bir hayat değil, çok arzu ettiğim de bir hayat değil, onu net bir şekilde söyleyeyim. Bu kadar stres, bu kadar gergin bir hayat. Eşin falan da gergin
yeni bir çocuğun olduğu. Evet, yani sonuçta aileme de bu ister istemez yansıyor. Ama bir de şöyle bir durum söz konusu. Ben mesela hani haber yaparken hep şuna bakıyorum. Yani şunu düşünüyorum daha doğrusu. Bunu mesela o Pim'i çekilmiş el bombası haberinde de, diğer haberlerde de, Dağlıca'da da, yani bütün o yazdığım haberlerde hep şunu düşündüm. Yani yarın eğer bu mağdur olan insanlar, hayatını kaybeden insanlar, öte tarafta benden eğer hesap sorarlarsa, şu anlamda hesap sorarlarsa, sen bu gerçekleri biliyordun ve korkarak bu gerçekleri yazmadın diye benden hesap sorarlarsa, ben onlara ne cevap vereceğim? Bu hep böyle aklımda olan, hep düşündüğüm ve haberi yaparken de kendimi onların yerine koyduğum bir olaydır. Biraz da artık yani o psikolojiyle işte mecbur da hissedip kendinizi. Gazetecinin de zaten genel aslında yapmamız gereken, olması gereken şey bence hani bu. Evet, hani o stresi, o tehditlere, ona rağmen yazdım o dönem. Birçok haber yazdım. Şimdi herkese yine yazıyorum. Türkiye'de zaten gazetecilik yapmak benim görebildiğim kadarıyla gerçekten zor. Şu anlamda zor. Çünkü bilgiye çok kolay, çok rahat ulaşamıyorsunuz. Devletin bütün kapıları size kapalı. Bilgi istediğiniz zaman alamıyorsunuz. Devletin kapısı da niye kapalı? Çünkü devletin içerisinde çatışmalar var. Devletin içerisinde hukuksuz işlem yapan çok sayıda insan var ve bunlar etkili görevdeler. Ve ister istemez bu soruşturmaları bir şekilde kapatıyorlar ya da bu belgeyle ulaşmanızı engelliyorlar. Öyle bir ortam olmadığı için de hani bu belgeler ulaşmak da aslında çok da kolay bir şey değil. Ama bunun da... Ama bazen o iç çatışmadan ötürü belgelere ulaşmak bazen de kolaylaşıyor. Çatışma zaten olması gerekiyor. Hani bazen diyorlar ki işte bu belge işte niye geliyor, bu belge niye gönderiyorlar, bunu hiç düşünüyor musun? Yani perde arkasında ne var? Ben de diyorum ki gazeteci olarak ben ona bakmam. Ben gelen belgenin içeriğine doğru olup olmadığına bakarım ve çatışmanın da olmasını isterim. Yani şu anlamda çatışmanın olmasını dediğim gibi yani çatışma olacak ki belge çıksın. Yani birisi işte birini hakkında hukuksuz bir işlemi var ya da yolsuz var ya da işte bu benzer işte darbeydi. Tabii ya da bizim yani kalkıp da gazeteci olarak bu mekanlara girip bunları çalacak halimiz yok. Halimiz bunları bize veriyor. Şimdi ben şeye bakmam. Ya işte o onu tasfiye etmek istiyor. O yüzden belge verdi. Ben şuna bakarım. O belge zaman yapmasaydı. Mu? Belge doğru mu? Belge doğru mu? Yapmasaydı o zaman. O hukuksuz işlemi yapmasaydı. Yani birazdan belki konuşuruz. Yani bugün işte genelkurmay başkanları var, kuvvet komutanları var, bir sürü komutan var. Şimdi ben diyorum ki o zaman niye yaptınız bunu? Ve bugün siz hukuksuz olduğunu itiraf ediyorsunuz. İtiraf ettiğiniz şeyi niye yapıyorsunuz? Ya bu bugünkü siyasetçiler için de geçerli. Ya siz kendinizi güçlü zannediyorsunuz, bana bir şey olmaz diyorsunuz ve bütün hukuk dışı işlemleri yapıyorsunuz. Yarını düşünmeden, ya 10 sene sonrasını düşünmeden, 5 sene sonrasını düşünmeden. Ya 5 sene sonra, 10 sene sonra bunların karşınıza çıkabileceğini bence düşünmeniz gerekiyor. Kim ne yapıyorsa? Hangi makam olursa olsun, yani bu Cumhurbaşkanı'ndan tutun, bürokrasideki, yürütmedeki bütün alt kademelere kadar. Hatta yani sadece bürokrasi falan değil, bu özel yani özel iş alanlarıyla da ilgili, iş adamları da ilgili. Yani kim nerede ne iş yapıyorsa bunu bence düşünmesi gerekiyor. Ama Türkiye'de maalesef bugüne kadar düşünülmedi. Geçmişte örnekleri çok. Haklı oldukları noktada var, şu anlamda haklı oldukları noktada var. O kadar soruşturmalar kapatıldı ki, yani bu ülkede başbakanlar birbirlerini, başbakan yardımcıları birbirlerini akladılar. Yani parti başkanları mecliste birbirlerini akladılar. Seçimden önce birilerine demediklerini bırakmadıkları halde. Tabii yani demediklerini bırakmadıklar da kapatıldı. Biraz onlara bence güvendiler ama benim görebildiğim şu, bürokrasi değişiyor, hızlı bir şekilde hem de değişiyor, hızlı bir şekilde yenileniyor. Bürokrasiyle birlikte bir kere toplum değişiyor. Toplum değiştiği ölçüde bu da bürokrasiye yansıyor. Çünkü bu toplumun içerisinden çıkıyor. Yani işte asker değişti mi? Evet değişti. Siyaset değişti mi? Evet değişti. Bürokrasi değişti mi? Evet değişti. Çünkü Türkiye değişti. Artı dünya değişti. Dünya değişiyor. Bugün artık bir şeyi yalanlamaları ya da kapatmaları çok zor. En yakın örneği Uludere. Yani Uludere'deki olay ilk kez Twitter'da bilgiler kamuoyuna yansıdı. Bunu hiçbir devletin kapatma ihtimali söz konusu bile değil bugün itibariyle. Elimizde cep telefonları var, artık fotoğraf çekiyor, ses kaydı alıyor. Almanın ötesinde anında bir saniye sonra biz bunu, o elimizdeki belgeyi ya da bilgiyi direkt paylaşabiliyoruz. Bu anlamda hani işte bu tip görevler yapan ya da hukuk dışına çıkma niyeti olan, aklında böyle bir niyeti olanların bence bunu bir kez daha gözden geçirmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Peki bu da
pek çok belgenin sonucunda pek çok kişi hapse girdi. Pek çok davalar açıldı ya da davaların seyri değişti. Gidip o mahkemeleri izliyor musun, dinliyor musun? Şimdi şöyle gidemiyorum ben. Bana karşı bir tepki var. Yani şu anlamda tepki var. Hani yazdığım için, bazı olayları yazdığım için tepki var. O anlamda gidemiyorum. Ama takip etmeye çalışıyorum. Takip ediyorum da. Ama şunu gördüm bakın. Hani bunu kendi mesleğimizi biraz da eleştirme anlamında söyleyeyim. Hani niye bu kadar ben ön plandayım? Ben şunu görüyorum bakın. Mesela bir tartışma programı yapıyorlar. İsim vermiyorum ama hemen hemen bütün televizyonlarda buna rastlıyorum. Ya tartışma programının yöneticisi, moderatörü neyse. Şimdi işte moderatör tabiri kullanılıyor. Konudan bir haber. Gerçekten konudan bir haber. Yani konuyu bilmiyor ve işte bir taraflar çağırıyor. O iki taraf konuşuyor. Ya eskiden böyle bir şey. Ben 94'te gazeteciliğe başladım. İnanın bizi işten atarlardı. Ya gerçekten işten atarlardı. Yani işte ben gözlük kullanmıyordum. İddianame okuya okuya. Yani gerçekten gözlerim bozuldu. Bir de iddianameler okumak çok zor. Yani şu anlamda zor. Çünkü iddianame bizim anladığımız şekilde hazırlanan bir iddianame değil. Ve karma karışık. Karma karışık. Teknik şeyler var. Mesela balyoz biraz daha konuşuyoruz. Bazıları ben şunu görüyorum mesela. Sen hemfikir misin bilmiyorum. Savcılar bile tam olarak iddianameyi anlamış değildir. Şöyle onun sebebi de şu. Mesela birinci Ergenekon'da aslında bunu söylediler. Üç tane savcı ayrı ayrı yapıyor. Ayrı ayrı. Mesela biri diyor ki ben olsam diyor. Mesela o çok tartıştığımız özel hayatla ilgili o. Mesela bunu koymazdım diyor. Sonradan okumuyor musunuz bunu hani bu ister istemez bu eleştiri de şey geliyor. Artı mesela şey geliyor mesela polisten fezleke geliyor. O polis fezlekesini alıyor savcı şeye koyuyor. Büyük bir bölümünü zaten polis hazırlıyor. Savcı kendi polisin hazırladığı emniyetten gelen ifadeleri okuyor, belgeleri okuyor. İnceliyor onun üzerine kendisi sorular soruyor. Sonuçta 3-5 kişinin hazırladığı yani savcının, polisin, kolluk kuvvetlerinin hazırladığı ve bir araya getirildiği şey de yani karma karışık şeyler tamam. Oluyor. Hele şeyde yani iddianame hadi neyse de hani okuyorsunuz siz notlar alıp o çelişkileri yani ya da bağlantıları kurmaya çalışıyorsunuz. Ekleri incelemek. Tam felaket. Felaket. Ya yani balyozun ilk eki 60 bin sayfa. Şimdi ben 60 bin sayfa bir gazeteci nasıl okuyacak? İşte okuyoruz işte yavaş yavaş okuyoruz. Ya yani bunun belki bir teknik bilmem nesi olması gerekiyor. Yani bir de savcılar yani bu tip davalar bu nasıl şeye kamu oyuna yönelik davalar aslında. Savunmaya baktığımız zaman savunmayı mahkemeye yapmıyor avukatlar. Avukatların hepsi savunmayı kamuya, kamuoyuna yapıyor. O yüzden savcıların da belki bunu göze alıp, dikkate alıp iddianamelerini biraz daha belki sadeleştirip, biraz daha anlaşılır bir hale getirmesi gerekiyor. Dizinleri belki o hale getirmesi gerekiyor. Mesela bugün KCK iddianamesi açıklandı. Yani iddianame açıklandı. İnternete şeye düştü, ajanslara düştü, haberler verdi son dakika olarak. 20 dakika sonra 2000 sayfanın üzerinde yorumlar yapılmaya başladı. Ben hani şaşırdım, şu anlamda şaşırdım. Yani hangi ara okudunuz o 2500 sayfayı da iddianamenle ilgili siz hani yorum yapabilecek bir noktaya gittiniz. Ve bunu yapan gazeteciler. Hani normal vatandaş olsa diyeceğim ki tamam ama bunu gazeteciler yapıyor. Ve gazetesinin de çok iyi muhabirleri olan ya da işte köşe yazarı olan insanlar yapıyor. Burada hani oturup ben hani şaşırıyorum. Bir yani fikri takip, evet fikri takip yapıyorum. Yani sonuna kadar. Yani gece 3'lere 4'lere kadar okuduğum oluyor, çalıştığım oluyor, notlar aldığım oluyor. Arşivimi oluşturmaya çalışıyorum. Çünkü bu davalar biz yarın yine tartışacağız. 10 sene sonra yine tartışacağız. En azından 5 sene sonra, 10 sene sonra tartıştığımız zaman en azından bileyim, arşivim sağlam olsun. Daha detaylı anlayabileceğim ve kolay ulaşabileceğim bir şekilde olsun. Bir de mesela bana bazen diyorlar ki bazı olayları nasıl biliyorsun önceden? Aslında iddianamede biraz okusalar diğer gazeteci arkadaşlar. Kelime aralarında, cümle aralarında ya da savcı diyor ki şu dosyayı ayırdık diyor. Bir adres veriyor mesela. Ya o adrese gidip baktılar. Evet, bir o adresi veriyor. Bir iş adamını takip ediyorlar. Belli yani yer belli ama işte gidiyorsun orada 3 tane ev var. 3 tane konak var. Belli ki onlarla o üçünden biriyle ilgili ama biraz daha iddianame okuduğu zaman o üçten birini de bulabiliyorsunuz. Ya da savcının bir adım sonrasını görebiliyorsunuz. Bazı şeyleri önceden bilmemin nedenlerinden biri bu. Ha bir de tabii görüştüğüm, konuştuğum, haber kaynaklarım, fotoğrafı tamamlamaya çalışıyorum. Onlardan da aldığım bilgiler var. Ve bir yorumda bulunuyorum. Yani yorumda derken belgeleri görüp yorumda bulunuyorum. İddianameyi okup yorumda bulunuyorum. Ya da savcı mesela bir soru soruyor bir sanığa ya da bir şüpheliye. Oradan da evet operasyonun nereye gideceğini siz anlayabiliyorsunuz. Yani anlamak çok zor. Peki mesela şeyin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un tutuklanacağını çok önceden yazdım. Ben onu ne zaman yazdım?
İlker Başbuğ Genelkurmay Başkanı iken yazdım. Evet. Ve kitabımda yazdım. İlk kitabımda, karargah kitabımda yazdım. Ve ben öyle hani hatta şunu dedim. Ben bazı gazeteciler gibi şeyi beklemem. İlker Başbuğ emekli olsun. İşte şu an kuvvetli, güçlü. Ondan sonra İlker Başbuğ'la ilgili eleştirilme yapayım ya da yazacaklarım yazayım. Ben böyle bir gazeteci değilim. Önceden yazarım yani ne varsa. Orada şuydu. İki tane gerekçe sundum onunla ilgili. Birincisi irticayla mücadele eylem planı. Yani irticayla mücadele eylem planını bir albayın tek başına yapabileceği bir olay değil. Hatırlıyorsan sizinle de bir programa çıkmıştık. O ıslak imzanın hemen arkasından ve orada da gerekçelerimi anlatmıştım. Yani şu anlamda gerekçelerimi. Bazı şeyler var, askeri raporlar var. Yani bu böyle tek başına bir kişinin hazırlayabileceği bir belge değil. Ki bir de bildiğim olaylar var. Yani şu anlamda bildiğim olaylar. Ben Yaşar Paşa, İlker Paşa zamanında karargahta çok yakın haber kaynaklarım vardı. Çok görüştüğüm insanlar vardı. Sen eski zaten savunma muhabiri. Savunma muhabiriyim. Yani ilk magazin muhabirliğiyle başlayıp magazin muhabirini sevmeyip yani üniversitede iletişimde okurken bunu mu yapacağım, bunun için mi okuyup deyip magazin muhabirini bırakıp sonra işte siyaset yavaş yavaş işte sokak. Yani magazin işte, muhabiri kalsın yani şeyler, şöhretler mahvolmuştu. Olur mu? Evet çünkü ben böyle bir gazeteciyim. Evet. Gerçekten böyle bir gazeteciyim. Hani yani gazeteci biraz da böyledir. Hani bir şeyi tırtıklayacak, bir takacak şey bulunacak. Kafaya. Yani kafaya takacak olmuyor. Kafaya taktığın zaman da bazen geliyor. İşte İlker Başbuğ'la ilgili de öyle. Bakıyorum internet andıcı olayı var. İnternet andıcı olayında herkesin imzası var. En son Hasan Isın'ın imzası var. Karşısında Sayın Komutan Arz diye bir belge var. Bu belge ortadayken ve bu belge de yalanlanmadı hatırlıyorsanız. İlk basın açıklaması yaptılar. İlk o zamanın Genelkurmay Adli Müşavir Hıfzı Çubuk'ta çıktı ve dedi ki efendim biz bunu başbakanlık talimatıyla yaptık o dönem. İşte rahmetli Ecevit'i örnek gösterdi. Başbakanlık bir gün sonra bir açıklama yaptı. Dedi ki biz baktık, arşivlere baktık, böyle bir talimat yok. Ondan sonra başka bir gerekçe sundular. Şimdi kabul edilmiş bir belge var. Peki bu belge suç mu? Yani suç olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü bir de internet sitelerini biliyoruz ve bunun haberini de biz gazetede yaptık. Orada bir bakıyorsunuz hükümete yönelik bir ülkeyle ilgili savaş çıkaracak, Cumhurbaşkanı yönelik, Başbakan yönelik ağır hakaretlerin, kara propagandanın, psikolojik harbinin, yalan haberlerin olduğu bir site. Peki bu Genelkurmay Başkanlığı'nın görevi mi? Değil. İrticayla mücadele eylem planı belgesi zaten başlı başına büyük bir skandal. Laika denen bir belge var, hiç tartışılmıyor. Tartışılmadı yani biz yazdık ama Taraf gazetesinde ben kitabıma da alıntılı belgeleriyle koydum. Bunları gördükten sonra evet bir soruşturma açıldığı zaman İlker Başbuğ'un tutuklanacağını bile tahmin ettim ve yazdım. Gerekçem de şurada yine kendi belgelerinden. Biz Laika'yı yazdıktan sonra dönemin Genelkurmay Başkanı Ergin Saygun'du. Bugün Balyoz'dan tutuklu. Savunmasını da yaptı. Taraf gazetesi Laika'yı yazdıktan sonra adli müşavirlikten görüş istiyor. Diyor ki yani bu biz yani yaptığımız işlemle ilgili sivil savcılık bizimle ilgili bir işlem yapabilir mi yapmaz mı? Adli müşavirlikte gidiyor sivil savcılardan dışarıdan öğretim görevlilerinden üniversiteden görüş alıyor. Ve rapor geliyor aynen rapor şöyle. Yani Taraf gazetesinin yazdığı Laika belgeleri hükümeti yıkmaya yönelik bir suçtur, müebbetlik suçtur ve zaman aşımı 30 yıldır. Ve belgeler imha edin diyorlar. Varsa elinizde böyle bir belgeler ve ondan sonra imha ediliyor. Karargahta belgeler imha edilmeye başlanıyor. Şimdi yaptığının suç olduğunu yani biliyor, alıyor. Bunu yayınladık. Artık kamuya mal oldu. Tutuklanacağı artık aşikar. Yani kendi adli müşavirliği bile diyor ki komutanım senin şu yaptığın eylem planı var ya bu hükümeti yıkmaya yönelik silahlı örgüt işte dedikleri sonucu darbe planıdır. Ve zaman aşımı da 30 yıldır. Müebbetlik, yani müebbet hapiste de yatarsın. Peki mesela bu Genelkurmay içindeki belgelerin dışarıya sızıyor, çıkıyor olması, ıslak imzalı veya kuru imzalı fark etmez. Bunca belgenin dışarıya çıkıyor olması, senin demin değindiğin kurumlar içerisindeki iç çatışmalar neticesinde mi? Yani kurumlar, Genelkurmay içerisinde böyle şeyler yapılmaması gerektiğine inanan birileri mi var? Yoksa birileri tasfiye etmek mi istiyor? Niçin bu belgeler? Benim görebildiğim şu, bir kere mesela her olayı kendi içerisinde değerlendirmeniz gerekiyor. Baktığınız zaman bazen tasfiye amaçlı oluyor. Bazen birisi işte bir komutan birine bir şey yapıyor ya da bir komutanı tasfiye etmek istiyor. Kendisi yerine geçmek istiyor. Bilgi belge sızdırabiliyor. Bir de şöyle bir yapı var. Yani bu sadece bugüne özel bir durum değil. Mesela ben Pirus'ta yazdım. Yani Pirus kitabı 28 Şubat sürecini ve 2003-2004 yılını anlatan o dönemi anlatan son aslında Türkiye'nin 15-20 yılını anlatan bir kitaptır. Mesela orada da var 28 Şubat sürecinde öncesinde de görüyorsunuz.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde bu tip işlerin içerisinde girilmemesi gerektiğiyle ilgili bir şey var, damar var. Yani sadece askeri görevlerle kalınmasıyla ilgili bir damar da var ve bunlar da çok ciddi anlamda bir mücadele içerisindeler. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yani sadece komuta katı içerisinde bile ayrışmalar var. Özden Örneğin günlüklerine bakın. Yani Özden Örneğin günlüklerinde kuvvet komutanları birbirlerini tasfiye etmek üzere planlamalar yapıyorlar ya da haklarında konuşuyorlar. Bugün bazı gerçekler ortaya çıktı. İşte Aytaç Yalman'ın bazı şeyleri bildiği, kasetleri verdiği, dinlediği yönünde Hilmi Paşa'nın durumunu siz göz önüne alın. Tek başına ve tek başına bir mücadele ediyor. Evet, böyle gruplar Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde var. Tıpkı diğer devlet kurumlarında olduğu gibi. Yani biz sanki böyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bir yere koyuyoruz. Ya Türk Silahlı Kuvvetleri çok farklı bir kurummuş gibi. Hayır. Diğer devlet kurumları nasılsa Türk Silahlı Kuvvetleri de aslında benzer. Sadece oranın biraz daha katı kuralları var. Yani şu anlamda katı kuralları işte terfileri biraz daha farklı ya da askeri şura kararlarıyla atılabiliyorlar. Biraz daha farklı bir hukuki yapıları var. Ama hani mücadele anlamda ya da genel anlamda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ne yargıdan ne diğer başka bürokrasiden bir farkının olduğunu ben düşünmüyorum. Böyle bir çatışma var mı? Var. Ama bu kurum içi çatışma. Mesela Çetin Doğan'la ilgili bana bir albayın anlattığı şeydir, olaydır ki 2003-2004'te çok yaptığı bir şeydir Çetin Doğan. Yani Çetin Doğan 1. Ordu Komutanı'yken daha önceden de kendisine getirilen imzalarla ilgili işte bir imza götürüyorsunuz, komutan imzalayacak. İmzalayıp yere atıp yerden aldırttıran bir adamdır. Allah Allah. Evet, bunu birkaç yerde söyledim. Ve ya bir askerin onurunun ne kadar kırıldığını siz düşünün. Artı yani son dönemde, şey döneminde 2003, 2004, 2005 özellikle son dönemde bu kadar kavga olmasının temel bir nedeni de aslında 28 Şubat'tır. 28 Şubat sürecinde yaşanan tasfiyelerdir. 28 Şubat sürecinde yapılan hukuksuz işlemlerdir. Yani siz birilerini tasfiye ediyorsunuz ve niye tasfiye ediyorsunuz? Bazen bu işte irtica adı altında, bazen başka gerekçelerle. Bazen de önünüzü açmak için birilerini işte irticacı diye nitelendirip tasfiye ediyorsunuz. Siz onu tasfiye ettiğiniz zaman yani bu orduda yükselme ya da işte rütbe almada bazı insanların önüne geçiyorsunuz. Ve o insanlar size işte 30-35 yıl albaylıktan general olmayı bekliyor. Ama sizin küçük bir hamlenizle ekarte oluyor. Ve siz bu insanın içinde yaşadığı duyguları hesaplayabilir misiniz? Ya bu insan öç almaya çalışıyor. Tabii ki askerde çok daha fazladır. Bakın 28 Şubat sonra da Güven Erkaya Deniz Kuvvetleri'nin altın çocuğu denen bir binbaşı, kurmay binbaşı bugün eğer kalsaydı yanılmıyorsam ya Tuğamir olabilirdi bugün. Ve geleceğin Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak beklenen bir ismi, her yerde birinci, yurt dışında birinci, her yerde birinci, terfilerde hep ilk sırada, irticacı diye 15 gün işkence gördürüp Ankara'da ordudan attı 28 Şubat sürecinde. Ve sonradan ortaya çıktı ki Güven Erkaya damadının önünü açabilmek için bu kişiye irticacı yaftası vurup oradan atılmış. Ve irticacı olmadı da ortaya çıktı daha sonra. Ama ne oldu? Yaşta atıldı. Sadece damadının önünü açabilmek için siz bunu yaparsanız o kişi orduda kalabilirdi. Ya da o atıldı ama onun atılmasından dolayı terfilerinde sorun olan insanların siz neler düşüneceğini ya da ne hesaplar yapabileceğini tahmin edebiliyor musunuz? Ki askeriye dediğiniz yer sivil yerden çok daha farklıdır. Yani orgeneral olana kadar da hep emir alıyor. Yani evet emir de veriyor ama genelde emir alıyor. Paşa olduktan sonra, albaylıktan sonra biraz rahatlıyor. Tüm generalken biraz daha hani yine emir kulu, yine çok fazla sesini çıkartamıyor. Biraz kor generalken evet ama orgeneral olduktan sonra biraz daha rahatlıyor. O zaman belki de orgeneral dışındakileri tutuklamamak lazım bütün bu davalarda da baktığınız zaman. Şimdi mesela o da tartışılabilir. Yani ama şu da var, hukukun yani hukuksuz bir işlem varsa siz ona karşı çıkabilirsiniz. Ama realite askeriyede öyle midir? Tabii ki değil. Yani ben şunu net bir şekilde söylüyorum. Balyoz darbe planının yapıldığı gün ben eğer askeriyenin içerisinde olsaydım ben de o seminer adı altındaki darbe toplantısına katılacaktım. Çünkü olayın realitesi, gerçek durumu bu. Yani siz emir alıyorsunuz ama birisi komutanın emrini yerine getirmiyorum desin de bakayım orada ne oluyor? Ya atılıyor mu yoksa hapse mi giriyor? Yani bir kere hapse direkt giriyor. Yani uyduruk bir nedenden dolayı komutanın emriyle hapse girebiliyor da. Evet bunlar tartışılabilir.
tartışılabilecek noktalar ama yargılanması da gerekiyor mu? Evet, o emir verenlerin hepsinde bence yargılanması gerekiyor. Yani emir alan, emir veren tartışılmalı mı? Yani bence tartışılmalı ama yani bunu ben değil, hukukçular tartışmalı. Yani bana soruyorsanız bence tartışmalı, tartışabiliriz bunu. Ama hukukçular çok daha iyi bu konuyla ilgili net bir bilgi vereceklerdir. Evet, bir ara vereceğim, devam edeceğiz. Oo, Meyya. Evet, devam edelim kaldığımız yerden. Daha doğrusu kaldığımız yerden de bir soru var sana Eren. Bunca yazı yazdı, bunca belge sundu. Yazdıklar arasında ya yazmasaydı dediği herhangi bir şey var mı? Yok, hani yazmasaydı dediğim öyle bir şey yok ama yani bunu burada bir kez daha söyleyeyim. NTV ile ilgili o haberden de çıktım, özür de diledim. Ki orada hani belge, o savcılığa şeyin, giden belge... helikopterin düşmesiyle evet. Savcılığa giden belgeye baktık ve savcılığa yanlış belge gittiği haberden sonra zaten ortaya çıktı. Ki daha önceden bir soruşturma da devam ediyordu. Keşke biraz daha hani dikkatli davransaydım. Hep bunu kendi kendime söylüyorum. Ama ne kadar dikkatli davranırsam davranayım, hangi gazeteci ne kadar dikkatli davranırsa davransın, Türkiye saati olarak gitmişse eğer savcılığa bir belge ve savcılık belgesi sizin önünüzdeyse yani bulma şansınız %0 gibi bir şey. Peki 28 Şubat, şimdi yeni açtığın konu 28 Şubat mevzuna girdi. 28 Şubat'la ilgili pek çok kesime suçlamalar sadece sen değil pek çok kişi yöneltiyor. Hatta 28 Şubat'ta neredeyse askere selam duranlara bile şimdi birdenbire farklı bir pozisyon almaya başladılar. Ve sanki 28 Şubat'tan mağdur olmuş pozisyondalar. Oysa 28 Şubat'ın nasıl yaşandığı ortada. Bugün 28 Şubat karşıtı olarak gösteren, kendini lanse eden bazı gazetelerle ilgili şeyler ortada. Genelkurmay'a belgeleri çıktı, bizdendir, güvenilir yazıyor. 28 Şubatçılıkla suçlanan bazı gazeteler içinse yanında güvenilmez, bizden değildir. Ama idare edin falan diye koymuşlar. Şimdi herkes 28 Şubat karşıtı oldu. 28 Şubat süreciyle ilgili, sen o zaman çok gençtin daha. 94 gazeteciliğe başladı, 2 yıl olmuştu. Evet, 2 yıl olmuştu. O zaman Hürriyet'teydin galiba değil mi? Yok, akşam, sonra aksiyon, sonra Hürriyet. Sonra Hürriyet. O sırada aksiyonda mıydın? Aksiyonda. Şimdi mesela o dönemle ilgili olarak bir liste yayınladın, tutuklanacak gazeteciler listesi. Biz bunu başbakana da sorduk, böyle bir liste olup olmadığını. Başbakan da bize dedi ki böyle bir liste olduğunu ben zannetmiyorum, bununla ilgili bir fikrim de yok. Biz dedi... Türkiye'deki bütün darbelerin soruşturacak bir komisyon oluşturacağız mecliste. Bütün darbeler yani 60'tan itibaren bütün modern, postmodern, antimodern, yarı modern ne kadar darbe varsa, darbe ve darbe girişimi varsa hepsini soruşturacak mecliste komisyonlar kuracağız. Bu komisyonların raporlarından sonra mağdur olanlar varsa, kendini mağdur hissedenler varsa onlar elbette dava açabilirler dedi. Sen neye dayanarak söyledin 28 Şubat'ta ki bu davaların açılacağını? Şimdi şöyle, önce bir düzeltme yapayım. Ben tutuklanacak demedim. Ben yargılanacaklar dedim. Yani. Bu yargılanma internet sitesinde tutuklanacak diye. Yani bütün internet sitesinde işte tutuklanacak diye verdiler. Yani ki köşe yazarları şey yazdılar. Tutuklanacak diye yazdılar. Bir kere ben bunu köşemde yazdım. Heh. Kendi köşemde yazdım. Yani kendi köşemi okusanız orada tutuklanacaklar diye bir ibare olmadığını görürsünüz. Ha, yargılanacak. Türkiye'de yargılamalar genelde tutuklu yapıldığı için son dönemde. Ama hani ben onu kastetmedim. Şunu da söylüyorum. Eğer bir suç işlenmişse, tutuklanmayı gerektirecek bir suç işlenmişse tutuklanmalı. Bu başka bir şey. Yani eğer bir suç işlemişse ve bunun da bir kanıtı belgesi varsa kim olursa olsun tutuklanmalı. Bu başka bir şey. Yargılanacaklar mı? Evet yargılanacaklar. Hani nereden biliyorum? Bir kere... Yani irticayla mücadele eylem planı, internet andıcı, işte balyoz darbe planı, işte Özden Örneğin günlüklerinden yola çıkarak Sarı Kız Ayışı'nın yargılandığı kuvvet komutanlarını. Bak, önce bir general, işte bir albay tutuklandı, biz manşetten verdik. Sonra bir tu general tutuklandı, manşetten verdik. Tüm tutuklandı, manşetten kor dedik, or dedik. O ilk kez Cumhuriyet tarihinde ilk. Sonra kuvvet komutanı oldu. Ordu komutanı, kuvvet komutanı. Sonra Genelkurmay başkanı. Ama emekli Genelkurmay başkanı. Belki bir gün... Genelkurmay Başkanı da tutuklanabilir. Yani hani mümkün müdür hukuken? Evet mümkündür eğer suç işlemişse. Şimdi böyle bir ortamda 28 Şubat süreciyle gibi elde birçok belge bilginin olduğu bir işte adına postmodern din ne derseniz deyin. Bir darbenin yargılanmayacağın yönünde bir tahmin yürütmemek bence akıl dışı olur. Bu bir. Bir kere buradan biliyorum. Yani biliyorum çünkü tahmin yürütüyorum. İkincisi suç duyuruları var habire. Habire suç duyuruları yapılıyor. Ve savcılık suç duyurusunu
şeyi aldı. Ankara işleme koydu ama uzun bir süre hiçbir şey yapmadı. O zaman buradan şunu şunu görüyorum. Evet, savcılık bir şey yapacak. Ve sonra işte diğer adımları geldi. Artı Balyoz darbe planıyla ilgili belgeleri savcılığa teslim ettiğim zaman orada belgelerin tamamını okudum. Oradaki fişleme belgelerinin gerekçeleri, dayandığı yer 28 Şubat sürecindeki emirler ve şeyler, talimatlar. Ve 28 Şubat sürecinin şöyle bir de özelliği var. 28 Şubat sürecinin altında ıslaktı, imzaydı, imza yoktu, yok bilmem şuydu buydu gibi belge değil. 28 Şubat sürecindeki belgeler, 28 Şubat sürecindeki bütün hukuk dışı belgelerin hepsinin altında imza var, hepsinin sayı numaraları var, hepsi de arşivlerde. Arşivlerde duruyor. Yani yakılmış, yakılmış olabilir ama en azından arşiv kayıtlarından çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Sebebi de şu, 28 Şubat... Biz bunların bir bölümünü yayınladık gazetede biliyorsun. Tabii tabii, siz de yani şeyde, Habertürk'te yayınlandı. Hem televizyonda yayınlandı hem gazetede yayınlandı. Hem televizyonda, belgesel olarak da yayınlandı. Ki daha fazlası var. Yani şu anlamda daha fazlası var. 28 Şubat sürecinde herkesin kaçırdığı bir şey var. 28 Şubat sürecinde orduda büyük bir tasfiye yapıldı. 2000 kişiye yakın insan emekliye sevk edildi. Ordudan atıldı. 9000'e yakın insan zorla emekliye sevk edildi. Ve bugün işte hikayelerini biliyoruz ki Pirus'ta ben işte bir tane Gata'da şey olan bir albayın hikayesini yazdım. Ve eşinden sahte mektuplar alıyorlar. Ve albay Amerika'ya gidiyor. Yani şeyden sonra üsteğmenken Amerika'da tıp eğitimi alıyor. 2 yıl kalması gerek, 2 yıllık eğitimi 1 yılda tamamlıyor. Ve 2 yıllık eğitimin ardından Ateşeli'ye geliyor, yazı veriyor. Ben 2 yıllık eğitimi 1 yılda bitirdim ve Türkiye'ye dönüp hizmet etmek istiyorum diyor. Ve o dönem Washington'da bulunan isim Hurşit Tolon. Hurşit Tolon, çağırın bu adamı diyor ya. Gelenler hep 2 yıldan sonra 3 ay daha kalsam biraz daha şey öğrenecektim deyip böyle uzatmak için gerekçe ararken bu adam 2 yıldaki eğitimi 1 yılda tamamlıyor. Doktor, tabip. Ve çağırıyor, konuşuyor. Daha sonradan da kendi ameliyatını yaptırıyor. Ve aynı Hurşit Tolon, bakın, ameliyat olduğu doktoru irticacı diye oradan tasfiye etti. Ve yıllar sonra Ergenekon operasyonunda ortaya çıktı ki Çevik Bir ve Hurşit Tolon bu kişiyi tasfiye etmek için eşinden sahte mektuplar almış. Ve eşi çıktı, açıklama yaptı. Bana iş vaat ettiler hem Hurşit Tolon hem Çevik Bir ile ilgili. Ve ben de sahte mektuplar düzenledim eşimle ilgili, irticacıdır diye. Eski eşi herhalde. Eski eşi ve ordudan atılmasına neden oldum. Şimdi bu insanların çıkarttığı siz belgeleri düşünün. Sadece kendi davalarıyla ilgili belgeler, yarın bir soruşturma açıldığı zaman 28 Şubat sürecinde o askeriyede hukuksuz işlemler yapacak olan yapanların hiç kurtuluş şansı yok. Bir de şöyle bir şey oldu. Nazlıcak hatırlıyorsanız bizim meşhur bir andıç olayımız var. Evet. Yani işte bazı gazetecilerin ve işte Akın Birdal'ın sahte olarak o zamanki PKK'nın 2 numaralı isminin ifadesine, Şemdin Sakın ifadelerine yerleştirilmesi. Ben varım. Mehmet Ali Birant var. Cengiz Çandar var. Akın Birdal var. Gerekirse Altan kardeşler var. Gerekirse rahmetli Yavuz abi var. Yavuz Gökmen abi var. Birkaç tane de işte başka isimler daha var. Siz direkt varsınız. Onlar da gerek, yani Altan kardeşlerle 3 kişi direkt varız. Diğerleri de gerekirse diye var. Gerekirse diye var. Sizin olmanızın sebebi de Öcalan'la röportaj yapmanız. Yani başka bir aslında bir gerekçe de yok. Çünkü bir kara propaganda yapacaklar. Fotoğrafları servis ettiler. Öcalan'la işte çektirdiğiniz. Çünkü gittiğiniz zaman 1 gün 2 gün kalıyorsunuz orada. İster istemez beraber yemek de yiyorsunuz. Evet. Yemek yerken ki bir kareyi koy. Şimdi altına şu anda internette geziyorlar onları. Yani işte koy, istediğini altına yaz, döşe. Akın bir daha suikaste uğradı. 6 kurşunla hayatta kaldı çok şükür. Nazlılıcak bu andıcın sahte olduğunu işte yılla 2 sene sonra, 2-3 sene sonra denilmiyorsam ortaya çıkarttıktan sonra orduda şöyle bir karar alındı. Bu tip belgelerin altına imza koymayalım. O güne kadar hep imza konuluyordu. Ve 28 Şubat sürecindeki bütün belgeler hem imzalıdır, hem sayı numarası vardır, hem komutanlardan geçmiştir. Hukuk dışı belgeler dahil, bakın. O yüzden 28 Şubat sürecini aslında yargılamak çok da zor bir şey değildir. Ve ben yargılanacaklarını düşünüyorum. Artı, ya bugün Ergenekon operasyonuna, diğer operasyonlara baktığınız zaman gazeteciler içeride mi? Bu askerlerle görüşen, muhtıralar yazan gazeteciler, askerlerle bilfiil ortak iş yapan gazete içerideler mi? Evet, içerideler. Günlükleri bunların ortada mı? Ortada. Gazetecilik faaliyetinin çok çok dışına çıktıkları ortada mı? Ortada. Peki 28 Şubat sürecinde gazetecilik faaliyetinin çok çok dışına çıkan, genelkurmaya manşetlerini gönderen, oradan emir alan, o sahte andıç belgesini yayınlayan ve bugüne kadar da halen daha özür dilemeyip bir de arkasında duran, halinde açıklama yapıyor. Ben halinde arkasındayım gibi açıklama yapan insanların yargılanmayacağıyla ilgili kim şey verebilir? Peki, evet, şöyle bir şey yok mu?
Zamanın ruhu diye bir şey var. Yani medyayı suçlarken suçluyorsun ya, onunla ilgili olarak söylüyorsun. Zamanın ruhu diye bir şey var. Bu sadece medyada da sınır değil şimdi. Hatırlayacaksın 28 Şubat sürecinde. Sen gençtin, daha iyi belki hafızan bizden berraktır. 28 Şubat sürecinde askerler bir toplantı yapıyor. Yargıtay üyeleri orada ayağa kalkıp askerleri alkışlıyorlar. Yani dönemin ruhu şu. Yani o sırada güç orada ve o güce toplumdaki bütün kesimler bir mecburi biat içerisinde. Yani gazetecisi de, yargı mensubu da. Bugün de benzer bir şekilde geniş toplum kademeleri güce biat altında. Orada mesela ne yapması gerekiyor bu insanların? Şimdi o sırada genel geçer güç o. Hakimiyet orada. Ve o gücün altında eziliyor insanlar bir anda. Bunu bir belli oranda hoş görmek mümkün değil mi? Yani illa suça iştirak midir bu? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. 28 Şubat yargılanmalı. Sizin dediğiniz anlamda insanlar varsa bence bunlar şu anlamda. Etikse biz etik olarak yargılayacağız. Ama 28 Şubat sürecinde karargaha gidip karargahla ortak iş yapan gazeteciler var. Onlar hayır. Benim kastettiğim de o. Yani siz o zaman gazete yönetmiyordunuz. Evet. Yönetmiyordunuz. Ama işte program yapıyordunuz. Hürriyet'te de yazı yazıyordunuz. Ya yayın yönetmeni olarak manşet iş götürdünüz mü? Ya da Ankara temsilcisi olarak? Hayır. Ya da işte sizde telefon, şu manşeti şöyle atacaksınız şeklinde şeyler oldu mu? Her zaman karşı. Yani şimdi konuşamayabilirsiniz, yazı yazamayabilirsiniz. Bakın ben 28 Şubat sürecinde Aksiyon Dergisi'nde çalışıyordum. Ve Aksiyon Dergisi'nin yanılmıyorsam demokrasi kapağıydı. Demokrasi kapağının da tank resminin altına bir yazı yazmıştık. Demokraside tankla sokağa çıkamaz. Bu bile o zamanın şartlarına göre çok ağır bir ifadeydi ve Aksiyon Dergisi cumartesi günleri yayınlanırdı. Tarihinde ilk kez pazartesi çıktı. Sebebi de şudur, 53 bin dergi çöpe gitti. Sadece o fotoğraf altından dolayı. Evet, zamanın ruhunda böyle şeyler var. Ama siz tutup hani bunları eleştirmiyorum ama etik olarak, gazetecilik olarak tartışabiliriz. Benim kastettiğim olay, siz genelkurmaya gidip emir alıyorsanız, bu işin bilfiil içerisindeyseniz, bu operasyonu nasıl yönlendireceğinizi tartışıyorsanız ya da genelkurmayla birlikte, askerle birlikte siyaseti dizayn ediyorsanız ve tehdit, şantajla milletvekillerini ya da bakanları istifaya zorluyorsanız, evet burada bir suç var. Yani işte darbe dediğiniz şey böyle yapılır. İşte Nizamiye'den dönüldü. Nizamiye'den nasıl dönüldü? Nizamiye'den bir şekilde dönüldü, yoksa Nizamiye'den dönmeyebilirlerdi. Yani hükümet istifa etmese de bazı kararlara imza atılmasa. Yargılanmayla ilgili kastettiğim şey, evet bu. Mesela siz şeyi sormuşsunuz başbakana uçaktayken, işte mecliste başbakanın cevabı, mecliste bir araştırma komisyonu kuracağız. Ben o başbakanın o ifadesini okuduğum zaman şöyle bir şey aklıma geldi. Evet, mecliste bir araştırma komisyonu kurulacak ve burada o dediğiniz yargılanamayacak kişileri, yani işte korkarak ya da işte bir şekilde bu işin içerisinde olmuş insanlar gelip bence ifade verecekler. İşte bilgilerine başvurulacak, komisyon onları inceleyecek ve kamuoyu önünde vicdanlarda mahkum etmek için bu benzer kişiler bence o komisyonda yargılanacaklar. Yani komisyon tabii yargılama yeri değil ama tırnak içerisinde söylüyorum. Yani o anlamda, ama yargı kısmında ben Ankara'da zaten bir soruşturma devam ediyor. Savcı ifade almaya başladı. Bazı insanları çağırıyor. Elde belge, bilgiler var. 28 Şubat süreciyle ilgili eğer mahkeme açılırsa mahkemede müdahil olmak isteyen binlerce insan çıkacaktır. Çünkü binlerce mağdur olmuş insan var. Ortada skandal andıç var, skandal yazılar var, gazetecilere dediğiniz, yani gazetecilere gitmiş imzalı belgeler var postayla ve bunların hepsi kabul edilmiş. Başarılarınızdan, çalışmalarınızdan, ortak çalışmalarımızdan dolayı şeklinde şeyin Erol Özkas'tan gönderdiği mektuplar var. Bütün liste var ve bunların hepsini kabul ettiler. Kimse çıkıp da yalanlamadı bunları. Mektupları geri gönderen de olmadı. Bu konuda birkaç kişi açıklama yaptı. Yani kabul etmediklerini söylediler. Ya bu hani 28 karargaha gidip emir alanlar var. Bunların kayıtları var. Şimdi mesela Gölcük'te ses kayıtları çıktı. Delil midir ses kayıtları? Delildir. Gazetecilerin ses kayıtları. Evet, gazetecilerin ses kayıtları olduğu da söyleniyor. Bazı işte yargı mensubu birçok insan işte ses kayıtlarının hepsini arşivlemişler oraya. Şeyin altına sokmuşlar. Gölcük ki Batı Çalışma Grubu'nun merkezidir. Yani donanma komutanı merkezi bir yerde, deniz kuvvetlerindeydi. Sonradan başka bir yere taşıdılar. Bu kadar belge bilgi varken hani yargılanmayacak demek
bana biraz şey geliyor ama dediğiniz noktaya katılıyorum. Peki yani, mesela şimdi çokça gelen suçlamalardan bir tanesi veya suçlama diyeyim sorulardan bir tanesi sadece genelkurmayla ilgili bir belge gelir Mehmet Baransu'ya. Türkiye'deki diğer olaylara ilgili hiç gelmez mi? Hayır, başka yolsuzluk olaylarıyla ilgili haberler de yaptım. Başka soruşturmalarla ilgili de haberler yaptım. Ama hani vaktimin büyük bir bölümünü ben hani işte iddianame okumak yani işte size söyledim ya bari 60 bin sayfa iddianamesi 1000 sayfa yani Ergenekonları zaten saymıyorum. Diğer soruşturmaları saymıyorum. Yani büyük bir bölümü buna gidiyor. Ben de o suçlamaya karşı şunu söylüyorum. Bazen gazeteciler de bu tip suçlama yapıyor. Siz niye yazmıyorsunuz? Taraf gazetesi dediğiniz gazete ya yani bir gazetenin spor sayfasında çalışan insan kadar çalışan sayısının olduğu bir gazete. Bakın. Yani biz sayfa yapıyorum bazen gazetede eleman eksikliğinden. Başka haberler yapıyorum, yardım ediyorum. Yani gazeteye, bizim gazeteyi çıkartmak o kadar çok kolay bir şey değil yani. Ekonomik krizdeydi gazete, işte halka arz edildik, oradan bir çıkış yaptık, şimdi bir atılım içerisindeyiz. Yani gazetede atılımlar da olacak, çok yakın bir zamanda en azından öyle tahmin ediyorum. Konuşmalarımız en azından o yönde. Yani halka arzda biraz daha gazete önünü görebilir bir noktaya geldi. Yani böyle bir gazetede vaktinizin büyük bölümünü bir şeye veriyorsun. Geldiği zaman yazıyor muyuz? Evet yazıyoruz. Bugün mesela eğer kasıtları başka bir şeyse bugün ülkede o dediğiniz güç ya da siyasete muhalefet yapan tek gazetedir. Yani tek gazetelerin biridir ve en önemli muhalefeti yapan, eleştiri yapan bu gazetedir. Bu muhalefetin dozunu zaman zaman kaçırdığınız, biraz hasmane bir tutum aldığınız yani kendinizi ülkeyi yöneten odaklarla eşit gören bir konuma getirdiğiniz yoldaki bir izlenim de var. Ben mesela gazeteci zaten öyledir. Eğer biri bana yani siyasetçi çok farklı bir şeydir. Eğer siz kendinizi siyasetçiyle karşılaştırırsanız siz orada zaten gazeteci değilsiniz. Gazeteci nedir? Yani kamuoyu adına, kamu adına, halk adına siz siyaseti sadece siyaset değil bütün kurumları denetliyorsunuz. Niye dördüncü kuvvet diyorlar gazeteye? Yok. Ama bu şey değildir böyle hani ya kendini başbakan gibi görme falan değil. Biraz öyle bir eda oluşuyor bazen özellikle başyazarınız. Ya Ahmet Bey'in yazısından mesela eğer köşe yazılarını eğer kastediyorsanız hayır başbakanın da gazeteye karşı kullandığı çok sert üsluplar var. Yani bir başbakana... Aynı dille karşılık görüyoruz. Evet aynı dille. Mesela şeyi mesela Genelkurmay buna alışmadı mesela. Genelkurmay'la ilgili de benzer şey oldu. Genelkurmay bir tokat atıyordu. Yani kendince bir tokat attığını zannediyor. Yalan bir açıklamayla. Ben bu şey bir de iftira atıyordu. Karşında bir tokat diyor, yumruk yiyordu. Şu anlamda yumruk yiyordu. Biz karşısında öyle bir belge koyuyorduk ki Genelkurmay susuyordu. Mesela şeyle ilgili işte üst teğmeni daha da unuttular. Jandarma genel komutanı firar etti diye bir açıklama yaptı ya. Firar etti. Ya bir dağda kaybolan bir üst teğmen karda kışta kıyamette firar etmek için çocuğunu bırakıp eşini bırakıp birlikte dağa mı çıkar firar etmek için? 15 gün sonra biz maaş verildiğini ispatladık, koyduk. Madem firar etti 6 günde maaşınızı kesmeniz gerekiyor. Ve sus pus oldular. Şeyle ilgili yazı yazdık işte yakın ben yazdım. Yanlış koordinatlar verip yanlış dağ taş bombalandı diye. Genelkurmay bir açıklama yaptı. Hayır yanlış koordinatlar verilmedi. Dağ taş bombalanmadı. Doğru yerler bombalandı. Bir gün sonra biz pilotların raporlarını yayınladık. Pilotlar diyor ki bize yanlış koordinatlar verildi ve bütün bizim gazetede yazdığımız koordinatları söylüyorlar. Genelkurmay Başkanlığı sustu. Bir kere elimizde ne hangi belge olduğunu bilmeden niye açıklama yapıyorsunuz? Yani biraz tepkinin nedeni karşı tarafın tepkisine bağlı. Yani bu insani ilişkilerde de bu böyledir. Ya siz bir eğer bir yalan atıyorsanız, yani bu yalanı da bana atmıyorsunuz yani kamuoyuna atıyorsunuz, halka yalan söylüyorsunuz. Halka yalan söylüyorsanız, halka rağmen bir şey yapıyorsanız, o açıklamanızın karşılığında evet dozaj şey biraz sert oluyor. Kaldı ki bizim gazete biraz daha farklı başlıklar atıyor. Yani çıktığı günden beri, hani bugüne has bir şey değil, çıktığı günden beri çok daha... İşte farklı evet, başlıklar atan doğru. Bir gazete yani. Yani, yani ben, dün böyledik de hani işte dün de bize şey eleştirdiler. Ben ki biraz işte, acayip gazeteciydim siz benden de acayip çıktınız. Evet sertlik anlamında evet, aynısını yani, hani bana öyle derlerdi ama siz ortaya çıkınca biz çok yumuşak kaldık yanınızda. Peki mesela şimdi 28 Şubat süreciyle ilgili suçlamalar. Baktığınız zaman genelde merkez medyaya yönelik. Senin yazdıklarında da öyle. Ama bak yine o dönemle ilgili mesela muhafazakar medyanın da sicili pek parlak değil. Mesela hangisi? Zaman Gazetesi. Mesela siz Zaman Gazetesi'ni eleştiriyorsunuz. Ben o dönem Aksiyon'da çalıştım. O dönem Yeni Şafak Gazetesi ve Aksiyon Dergisi 28 Şubat sürecine karşı çok büyük bir karşı şey yaptı. Haberleriyle, duruşlarıyla sert eleştiriler yönetti. Yani Aksiyon'un şeylerine baksınlar, bütün kapaklarına baksınlar, iç sayfalarına baksınlar. Evet yaptı. Ve cemaatin dergisi olmasına rağmen bakın yaptı.
Bir kere ben mesela şunu söyleyeyim. Zaman Gazetesi'nde gazetecilik yapmak zordur. Şu anlamda zordur. Hele 28 Şubat'ını kitapta yazdım. Yani bir eleştiri yapıyorsunuz. Size hemen karşınıza okullarınızı kapatmak da yani işte yani Zaman Gazetesi'nin de işte destek verdiği işte cemaatin okulları var ve onları kapatmakla sizi tehdit ediyorlar. Geçtiğimiz günlerde isim vermeyeyim bir tane işte o grupta çalışan bir gazeteci arkadaşla konuştuk. Şöyle bir şey söyledi. Bir ülkeyle ilgili Reuters'ten gelen bir haberi geçmişler. Yani öyle bir eleştiri var ki küçücük bir eleştiri o ülke başkanıyla ilgili ve gözden kaçmış. Yani gözden kaçmış. O ülkedeki okullar tehlikeye giriyor. O ülkede direkt aramış devlet başkanı ve okulu kapatmakla tehdit etmiş. Artı yani 28 Şubat sürecinde şey yapın işte Pirus'ta yazdım ilk kez de ortaya çıktı. Genelkurmay Başkanlığı maddi kaynak aramaya başlamış. Cemaatin okulları satın almak için. O dönemde. Alaaddin Kaya teklifler gitmiş. Çevik Birliği konuşmaları var. İşte Alaaddin Kaya'yla yaptığımız röportaj var. Tunca Öpçin'le beraber. Tunca Öpçin kimdir? Tunca Öpçin eski bir gazeteci. Aktüel'de çalıştı. Aksiyon'da beraber çalıştık. Aksiyon'da beraber çalışırken ben kendisini tanıdım. O da eski bir savunma, eski de savunma muhabiridir. Emekli paşalarla çok sık sık görüşür. O dönem işte 94'ten ta 96-98 o dönemde çok sayısız haberi çıkmıştır. Askerlerle ilgili yaptığı görüşmeler, röportajlar yer almıştır. Kaç yıllık gazeteci? Yani benim bildiğim yanılmıyorsam 90 herhalde 90'da falan başlıyor mesleği ya da birkaç yıl sonra da olabilir. Şu anda da bir derginin yayın yönetmenliğini yapıyor. Balyoz davasındaki CD'lerin doğru çıkmadığı, pek çok içinde yanlış bilgi olduğu yolunda bir yaygın kanaat oluşmaya başladı. Sen ne diyorsun buna ilgili? Şimdi onunla ilgili, şimdi Balyoz'la ilgili ilk günden itibaren belgeleri ben verdiğim için hep böyle, yani bu davanın bir tarafı olmama, yani aslında taraf gibi görünmemek için hep sessiz kaldım. Yani şu anlamda sessiz kaldım. İşte haberlerimizi yaptıktan sonra çok fazla ne ekranlara ne bu konuyla ilgili yazılar yazmadım. İşte yaklaşık bir yıldır bazı şeylerle ilgili, CD'lerle ilgili bir takım iddialar var. Evet. Ben de 10 gündür artık hani kararımı değiştirdim bu olaylardan sonra. İddialar da sonra, şunlar yani mesela o olay tarihi 2003 ama işte bahsi geçen bir bina var. O bina 2006'da yapılmış. Evet. Olay tarihi 2003, bahsi geçen bir şirket var. O şirket 2008'de kurulmuş gibi evet. Bunların tutarsızlıklar olduğu söyleniyor ki öyleyse eğer gerçekten tutarsızlıklar. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Önce ben baştan söyleyeyim. Bir kere Çetin Doğan'ın avukatları şunu söylediler. Dediler ki ses kayıtları delil değildir. Bunu her çıktıkları programda söylediler. Yani bir Allah'ın kulu da iddianameyi okuyup, yani iddianamenin deliller kısmı vardır. Sanıklardan sonra deliller diye 4 satırdır ya. 4 satır. Ses kayıtlarının delil olduğu aleni bir şekilde açık. 10 gün önce miydi yine burada sizin televizyonunuzda Ecel'in programında yanılmasam çıktım. Ankara'da da Celal Ülgen vardı. Evet. Çetin Doğan'ın avukatı. Ben bunu söyleyince hayır ses kayıtları delil değildir. Mail adresini bana ver ben sana mail adresini göndereyim dedi. Ve kamuoyundan özür dileyeceksin dedi. Ben dedim ki 5 kere okudum iddianameyi ses kayıtları delil. Geçtiğimiz günlerde de küpürünü yayınladım. Yani küpürün dediğim iddianamenin küpürü delil olduğunu yayınladım. Birincisi bu. İkincisi ısrarla 11, 16, 17'nin oğlu CD'ler sadece tek delil. Aynen dedikleri bu. Diğerleri delil değil. Çünkü orada 19 tane CD var. El yazılı, notlar yani başka şeyler de var. Bir kere 11, 16, 17'nin oğlu CD'ler tek delil değil. Bunu da bir düzeltmek gerekiyor. Ama delillerin bir bölümünün şaibeli olması... Şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Oraya geleceğim. 2, 3, 5 bilmem ne oldu deliller, powerpointler, suçun ana unsurlarının olduğu birçok şey var. Yani belge var, bilgi var, el yazılı notlar var falan. Şimdi gelelim şeye. Ya işte 2006 yılındaki bir şey işte 2003'teki bir planda nasıl görünüyor? Hatta plan dedi bunlar ekler. Yani şöyle bir şey. Gözaltına alınacak kişi. Mesela bir ille ilgili en az 10 bin tane isim var. Bakın en az 10 bin tane isim var. Sadece biri Bursa ile ilgili. İstanbul'la ilgili 250 bin kişi sadece tutuklamaktan bahsediyorlar. Gözaltı diğerlerini hani saymıyorum. Listeler 1 milyonun üzerinde. Bakın 1 milyonun üzerinde listeler var. Kamu kurumu, siviller, şunlar bunlar. Ve ses kayıtlarını incelediğiniz zaman, verilen emirleri incelediğiniz zaman şu görünüyor. Diyor ki listeleri güncelleyin diyor. Ve ben hani savunma muharibim biliyorum, askeriyede de çok iyi biliyorum. Her 3 ayda bir, her ayda bir bu listeler güncellenir. Ve ben Balyoz'da 3 isme dikkat çektim. Yazılarımda da yazdım. Ya Süat Anger'i, Ergin Saygun ve Bertan Nogaylaroğlu. Ve 2007 yılında, 2008 yılında bu ülkede bir darbe daha yaşanacaktı 2008'den sonra.
Ve şunu söyledim. Ergin Saygun o zaman 3. Kol Ordu Komutanı. Sonra 1. Ordu Komutanı oldu ve oradan emekli oldu. Genelkurmay 2. Başkanlığı yapmış birisi. Laika'da o emri alan laptopunu yakan birisi. Laptopunu niye yaptı Ergin Saygun? Niye yaktı laptopunu? Hangi belgeler vardı? Hangi darbeyi yapıyordu? Ve bunlar o dönemki bütün listeleri, Balyoz'daki listeleri Sarı Kız Ayışı'nda kullandılar. Çünkü hazır bir liste. Yani hazır dediğim jandarmanın kendi istihbaratlarını yaptı ve Kozmik Oda'da sakladıkları ve devamlı güncelledikleri bir liste. 2007-2008'de aynı şekilde bunları güncellediler. Ve milyon tane o listenin içerisinden işte onların dedikleri bir 80 tane şey var. İşte hastaneyle ilgili, birkaç şeyle ilgili bir takım listeler. Ben de diyorum ki bakın bunlar güncellendi. Bunu da ben demiyorum. Seminer ses kaydında kendileri söylüyor. Böyle belki 40'a yakın şey var, konu var. 3 gün önceki yazımda, 3 gün önceki yazımda işte sunum yapıyorlar. Balyoz darbe planının görüşüldüğü şeyde. Efendim diyorlar ki işte listeler elimizde, şunlar elimizde, bunlar perdede sunulmuştur. Debedeniz diye bir nakliyat var. Çetin Doğan orada diyor ki ya Debedeniz nakliyatta bir şey mi kaldı diyor ya. O yok diyor. Ya Debedeniz nakliyat bitti gitti, o yok. Onun ne iş var listede diyor. Bunu hemen güncelleyin diyor. Şimdi eğer orada Çetin Doğan farkına varmamış olsaydı o Debedeniz listesindeki o hatanın, şunu diyecektik biz bugün. Bak 2003'te bu seminer konuşuldu. 2003'te Debedeniz diye bir nakliyat yok. O zaman bu listede sahte diyecektim. Ve şunu ısrarla söylüyorum ben. Askeriye'de hiçbir liste imha edilmez. Eğer imha ederlerse hafızasını imha ederler. Yani cuntacılar ya da darbeciler bir şeye niyetlenirse bunu imha ederler. Yani Balyoz'da şey diyorlar ya, 12 Eylül'deki listeler elimizde. 12 Eylül, Balyoz 23 yıl aradan geçmiş. 23 yıl önceki listeleri siz ne yaparsınız? Niye kullanırsınız? Diyorlar ki irticacılar genelde şey değiştirmezler, saf değiştirmezler. Demek ki bunlar da gözaltı, yani 80'de aldığınız insanları yine gözaltına almak istiyorsunuz. Ve şey diyorsunuz 1923'e geri dönmemiz gerekiyor şeklinde bir takım ifadeleriniz var. Mehmet bir ara daha vereyim, sonra devam edelim son bölümde. Evet, mesela az önce muhafazakar medyayı konuşurken Fethullah Gülen cemaati okulların kapatılması korkusunu taşıyor dedi. O zaman baktığın zaman diğer medya patronları da, onlar da varlıklarını kaybetme, hapse girme, darbeye destek vermedikleri için suçlanma kaygısı taşıyor olamazlar mı? Hemen şöyle bir şey söyleyeyim. Zaman Gazetesi suç işledim o dönemde. Askerle gidip iş yaptı mı, askerden emir alıp manşet attı mı ya da bazı belgeleri alıp yayınladı mı ya da kara propaganda, yani askerdeki beyaz gri kara propaganda yaptı mı? Yapmadı. Şimdi bakın sessiz kalmak başka bir şey. Ben biraz önce de söyledim. Merkez medyada da sessiz kalabilirsiniz. Kimse sizi, yani sadece işte ya korkaklık da sizi eleştirebilir. Korkaklığın ötesinde başka bir şey eleştiremezler. İşbirlikçi diyemezler. İşbirlikçi diyemezler. Diyemezsiniz. Ha, böyle insan var mı medyada? Fazla sayıda var. Bakın ben diyorum ki ya biz yazı yazamadık. Biz de yazı yazamadık. Yani şu anlamda yazı yazamadık. Yazabileceğimiz bir sınır var. İşte derginin kapatılması başka bir şey ama eleştiri yaptık mı? Yaptık. Muhalefeti yaptık mı? Yaptık. Askerleri eleştirdik mi dergide? Arşivlerde duruyor bütün dergiler. Mahkemelerde süründük mü? Süründük. Çevik bir mahkemenin bir muhabirini tutuklattı. Daha sonra serbest kaldı muhabir. Girdi içeri yazdıkları yazıdan dolayı, yazdığı kitaptan dolayı. O kitap dergide de yayınlandı. Bunlar yani Zaman Gazetesi'ne bağlı bir grubun dergisinde oldu. Muhalefeti yaptı mı? Yaptı. O sessiz kaldım. Yani ben hani bir insan niye sessiz kaldı diye oturup eleştirmem. Yani şu anlamda eleştirmem. Yani suçlamam da aldım. Sen eleştirmeyeyim, eleştiririm ama oturup suçlamam. Sessiz kalabilir. İşsiz kalmak korkusu vardır. Başka bir beklentide, yani başka korkuları vardır. Güçten korkuyordur. Bu bambaşka bir şey. Yani onu başka bir yere koyabiliriz. Yani medyada böyle insan var mıydı? Fazla sayıda vardı. Siz programı açarken söylediniz. Yani ben de şeyi eleştiriyorum. Yani o dönem birçok operasyon içerisinde olup, gazetenin başında olup, bugün iktidara yakın olup, çok da böyle demokratmış gibi, bir de o dönemi daha kendi eleştirisini yapmadan o dönemi eleştirenleri de hayretler içerisinde ben izliyorum. Onları. Hayretler içerisinde son izliyorum. Son derece sayıları fazla evet. Ve ilginç bir şekilde ben de izliyorum. Şöyle şeyler soruyorlar Mehmet sana. Diyorlar ki bir, deniz süreleriyle ilgili hiç belge gelmiyor bana, niye onlara yazmıyor diyorlar. Yani bu bizim gazeteye yapılmış en büyük haksızlıklardan biridir. Deniz Feneri ile ilgili bütün belgeleri bizim gazete yayınladı. Soruşturmanın dosyasını, yani ben sayısını hatırlamıyorum ya, manşetlerin sayısını hatırlamıyorum Deniz Feneri ile ilgili. Bu soruyu soranlar Google'dan Deniz Feneri Taraf Gazetesi diye bir search yaparlarsa
karşılarına en az 20 tane ve bunların 15 tanesi manşet haber çıkar. Bir başka soru sana dur bulmaya çalışıyorum. Geçtim üstünden ama. Askerler bu kadar darbeye hazırlanmışlardı. Kim ellerini tuttu, niye darbe yapmadılar? Hangisini kastediyorlar? Her darbenin çok farklı nedenleri var. 2003, 2008. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Balyoz'u kastediyorsanız, Balyoz'la ilgili o dönem işte artık hükümetin de haberdar olduğunu net bir şekilde biliyoruz. Ergin Saygun bir ifade verdi bir hafta önce. Ve Ergin Saygun dedi ki dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Balyoz'un, benim o bavulla teslim ettiğim Balyoz'un ses kayıtlarının Başbakan tarafından Aytaç Yalman'a dinletildiğini söyledi. Şimdi o dönem Hilmi Özkök ve ordu içerisindeki bir grup ve devlet şunu yaptı. Hilmi Özkök, Çetin Doğan'ın altındaki birlikleri başka yere kaydırdı. Ve başka yere kaydırıp darbe yapmasına olanak tanımadı. Siyasetçilerin de o dönem perde arkasında Çetin Doğan ve ekibiyle ilgili mücadeleleri vardı. Balyoz'la ilgili olay bu. Yani Hilmi Özkök altını boşalttı Çetin Doğan'ın. Her şeyin farkındalardı. MİT destek niye verdi. Niye görevden almadı mesela o zaman? Niye görevden almadı? Şimdi aynen bir 28 Şubat sürecindeki tartışmayı nasıl yapıyorsak bence benzer şeyi yapmamız gerekiyor. Mesela Hilmi Paşa'da niye işte görevden almadın ya da niye şey yapmadın suçlaması yöneltiliyor. Hakkında soruşturma açmadın. Tek başına kendisine suikast düzenleniyor. Suikast planlar var, son anda engelleniyor. Zehirlenme korkusu var. Tek başına bir isim ve o farklı bir yolla, aynı şekilde AK Parti için de geçerli. Siyasetçiler de farklı bir yolla mücadele ediyorlar ve bir seneyi kurtarıyorlar, bertaraf ediyorlar. İkinci yılda eğer Sarı Kız Ayışı, yani Özden Örneğin o 2004 yılında yapılan şeyleri eğer kastediyorsak, 2003 Ağustos ve 2004 Ağustos'una kadar dönemi kastediyorsak da orada da Pirus'ta ben yazdım. Ve bugün de yavaş yavaş net bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani detaylar ortaya çıkıyor. Dedim ki Başbakanlık'ta darbeye karşı bir ofis kuruldu. Ve Başbakanlık Genelkurmay'ın içerisindeki, kuvvet komutanlarının içerisindeki her hareketten, her gün, her hamleden, her yaptıkları eylemden haberdarlardı. Ve ona göre bir strateji belirliyorlardı. Mesela bir gazeteciyi gönderip darbe toplantısının ses kaydını aldırdılar. Ve bu gazeteci bu ses kaydını Hilmi Özkök Paşa'ya teslim etti. Hilmi Özkök Paşa bunun üzerine Şener Eruygur'u çağırdı. Şener Eruygur'u yalanladı, ses kaydını dinlettirdi. Kendi ses kayıtlarını. O dönemde öyle bir mücadele oldu. Kitapta yazdım. Cengiz Sandar'ın da bir anlatımına, yani şahit olduğu başka bir olayı daha anlattım. O dönem Hilmi Paşa'ya suikast düzenlenecekti. Ve bu Bağdat'tan, yani Amerika'dan bu bilgi geldi. Önlendi bu suikast. Ve o dönem darbeye karşı olan emniyet içerisinde de, MİT içerisinde de bakın. MİT'te o dönem başbakanlık, siyaset, herkes. Yani ülke bir yere gidiyor, her gün bilgi geliyor. Mesela bazı gazetecilerin günlük faaliyetlerinden haberdarlar. Ne yaptıklarından haberdarlar. Tunca Özkan bunlardan biridir. Gün gün, saat saat ne yaptığını çok iyi biliyorlar. Ve anında bilgi Ankara'ya geliyor. Ya da Özden Örneğin, Şener Ergün'ün ne yaptığını çok iyi biliyorlar. Eğer darbe yapmaya kalksalardı, bu da çok, yani işte kitapta da yazdım onu, bu komutanlar evlerinden karargaha gidemeyeceklerdi ve öldürüleceklerdi. Bakın en kim son safa devlet öldürecekti. Çünkü devlet şöyle bir, yani devlet dediğimiz siyasi, yani hükümet, MİT, dışişleri, emniyet, bütün birimleri düşünün. O ofiste çalışıyorlardı ve darbe olması ihtimaline karşı Türkiye'nin bölüneceği tezini, yani sonucunu ortaya koymuşlardı. Darbe olursa Türkiye bölünür. Yani Güneydoğu gidebilir. Başka yerler gidebilir. Ondan dolayı ne olursa olsun bu darbe olmayacak diye bir ekip çalışması vardı. Ve yaptılar da. Ve mesela Hilmi Paşa'ya suikast düzenlenirken bir emniyet yetkilisi orada askerlere, yani askerlere dedi, Şener Eruygur'un ve diğer kuvvet komutanının yakındaki askerlere, yani burada bir çok küfrediyor. O bilmem neye söyleyin komutanlarınıza, Hilmi Paşa'yla ilgili girişimlerinden, suikastlerinden haberdarız. Çok da ağır bir cümle kullanıyor. Ve orada darbeciler her şeyden hükümetin, devletin haberdar olduğunu öğreniyorlar. Aynen. Mesela Özden Örneği, yani herkesi, Aytaç Yalman tehdit ediliyor. Ya korkutuluyor. Özden Örneğin 2007 Cumhurbaşkanı adayı sizsinizdir diye aralara bazı şeyler konulup o ekipten Özden Örneğin tasfiye edilmesi gibi bir takım planlamalar da yapılıyor. Ve bunlar gidip söyleniyor da. Mesela o dönem bir gazete, işte Akşam Gazetesi'nin üzerinden bir tane ünlü mimar var. Ünlü mimar geliyor. Hükümetin... Kim o ünlü mimar? Yazmadım ama artık yani yazdığımdan bütün herkesin tahmin etmesi gerekiyor. Yani insanların tahmin... Vallahi.
eşinden tahmin etmeniz gerekiyor artık yani. Eşinden tahmin edin. Sadece eşimini söyledim. Yani eşi gazeteci, ünlü bir sunucu. Artık hani bunu isim yazmadım. İsim de yazmak istemiyorum. Oradan tahmin edebilirsiniz. Ve başbakanın danışmanıyla görüşüyor. Ve mimar diyor ki işte askerler size bundan sonra şu gazetenin şu yazarlar üzerinden bilgi verecek, mesaj verecek ve bu mesajları dikkate alın. Hükümet onun üzerine bazı şeylerin farkına varıyor. Yine bir takım çalışmalar olduğuna dair. Ankara'da ofis, emniyet, istihbarat, MİT, bütün herkes harekete geçiyor. Çünkü devlet böyle bir darbenin yapılmasını istemiyor. O dönem yapılmamasının yani olmamasının temel nedeni de bu. Devletin bu işe uyanmış olması. Bakın ben Hilmi Paşa'ya çok yakın bir isimle görüştüm, konuştum. Ve o aynen şöyle bir şey söylemişti. İşte hatırlarsın abi, Hilmi Paşa 2002'de Kara Kuvvetleri Komutanı'nda Genelkurmay Başkanı olacak mı olmayacak mı tartışmasını yapıyorduk. Niye? Hüseyin Kırıkoğlu sağda solda geziyordu. Cumhurbaşkanı gitti, oraya gitti. Bir sene daha uzatın dediler. Orada da kimdi? Altay Tokat Paşa'ydı yanılmıyorsam. Sayın Devlet Bahçeli'ye gitti. O zaman üçlü koalisyon vardı. Ya böyle bir şey olabilir mi? 4 yıl Genelkurmay Başkanı yapmış. Emekli olması gerekiyor. Harpte bile bu olmaz. Ordunun bütün kimyasıyla oynarsınız dedi ve ordu karışır dedi. Onun üzerine Kıvrıkoğlu'nun bu atağı yani 4 yıl sonra zaten emekli olacak ama bir sene daha sanki böyle harptemişiz. Yani olağanüstü Türkiye'de bir durum varmış gibi yani olmayacak şeyi talep ediyorlar. Ki Cumhurbaşkanı da buna niyetli. Süleyman Demirel de buna niyetli. Haber Sezer. 2002. Sezer. Sezer pardon. 2000... Evet evet. Ama Demirel de şeyin perde arkasında. Yani Demirel de bu tip görüşmeleri yapıyor. Demirel de işin içerisinde. Ve neticede Devlet Bahçeli'nin duruşuyla bu olay olmadı. İşte o bu tartışmaların yaşandığı bakın Ağustos ayında ve 15 gün var Hilmi Paşa'nın Genelkurmay Başkanı olup olmayacağının tartışıldığı bir anda, yani konuşulduğu bir anda 15 gün sonra Genelkurmay Başkanı olacak. Yanındaki kişi albay rütbesinde bir kişidir bu. Hilmi Paşa aynen şöyle diyor. Komutanım diyor, inşallah diyor Genelkurmay Başkanı olacaksınız diyor. Hilmi Paşa diyor ki ya ben bu insanlara makam hırsından anlamıyorum. Yani nedir bu makam hırsı? Yaptığınız görevinizi gidersiniz. Kısmetse oluruz diyor. Yoksa bir makam hırsımız yok. Uzatırlarsa da biz de emeklerimizi alır gider köyümüze yerleşiriz diyor. Ve albay aynen şunu söylüyor. Bakın AK Parti iktidarda değil. Bakın henüz AK Parti iktidarda değil. Yani Ağustos ayı AK Parti 3 ay sonra işte seçimle 3-4 dakika Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım 4 ay sonra seçimle iktidara gelecek. Albay aynen şöyle diyor Hilmi Paşa'ya. Komutanım diyor, sizin görev ve başlamanız ve bitmesinden sonra hiçbir iş yapmazsanız dahi eğer bu 4 yılda bu ülkede darbe olmamışsa siz bunu önlerseniz bu ülkede görevinizi yapmışsınızdır demektir. Bakın AK Parti yok. Bizzat kulaklarımla dinlediğim albaydan 2-3 kez dinlediğim bir olaydır bu. Ve o albay daha sonra Yaşar Paşa döneminde de Genelkurmay dedi. Daha sonra da emekli ayrıldı. Peki bu toplantıya katılan yani Balyoz'da gerekçe olan toplantıya katılanların bazıları tutuklanmadı. Bazıları hakkında hiç soruşturma yok. Onu neye bağlıyorsun? Şimdi onu şöyle Gölcük'te bazı belgeler çıktı ve ben mesela bazı sanıklarla ilgili savcılık niye tutuklama kararı aldı onu anlayabilmiş değilim. Dünkü yazımda yanılmıyorsam dünkü yazımda da bu savcının gerekçeli kararı vardı. Bütün sanıklarla ilgili savcı toptan 15 yılda 20 yıllık bir şey istedi. Ceza istedi. Mütalasını da verdi. Ve ben savcıya dedim ki savcı itirazım var dedim. Ya şu anlamda itirazım var. Şimdi bazı sanıklarla ilgili baktığımız zaman dosyada sadece listede ismi var. Ya sadece listede ki savcı şunu diyor. Listede isminiz var dedim. Onlar da hayır biz işte bu darbe toplantısı haberimiz yoktu. Ama listede ismi olup da davaya hiç dahil olmayanlar var. Evet onlar da var. Mesela savcılık burada neyi göz önüne aldı ya da mahkeme neyi göz önüne aldı? Aslında savcılık ne? İlk başta savcılık burada neyi baz aldı? Onu açıkçası hani şey yapmıyorum. Hani bilmiyorum. Ama mesela 160 kişinin tamamı da tutuklanmadı. Şeye katılanların. Seminere katılanların tamamı da tutuklanmadı. Mesela orada katılıp hiç sunum yapmayanlar var. Orada mecburen katılanlar var. Ya da mesela şöyle bir ifade var. Diyorlar ki komutanın ifadesini alıyorlar. Niye gönderdiniz bu isimleri? İşte şu ismi gönderecektik ama onun yerine bunları gönderdik. Hatta bazı yazışmalar var ben gördüğüm için. Mesela 6-7 kez isim değişiyor. Şu gelecek diyorlar. Onun bir işi çıkıyor şu gelecek. Bunlar resmi yazışmalar. Mesela onların hiçbiri tutuklanmadı. Yani onlar tutuklanmadı. Ama mesela savcıyı da eleştirdim. Dedim ki yani toptan siz bir şey veremezsiniz. Bir kere hukukun bir kaidesi var. Ya adam diyor ki benim bu listeden haberim yok. Kim koydu bilmiyorum diyor.
Ya kim bu beni listeye bunu koydu onu da bilmiyorum diyor. Bu darbenin içerisinde değilim diyor. Ve toplantıya da katılmadım ya da katıldım diyor. O zaman siz delil yetersizliğinden, yani bu bir şeydir, kaydedir hukukta. Atıyorum, velev ki biliyorsunuz o adam suçlu. Ama ben şimdi gazetede yazın işlerinde bir toplantı yapsam, herkese katılacaksam katılacaklar. Ben suçluysam onların katılıyor olması suçlu olarak göstermez ki. Yalnız burada bütün katılımcılar değil. Bakın seminere katılanlar da. Yani sen başka bir programa girsin ve galiba geç kalıyorsun. Anladım, evet. Hemen söyleyeyim, seminere katılanların hepsi tutuklanmıyor. Yani yanılmıyorsam 48 mi? O kadar ya 42 kişi, ya 48 kişi. Çünkü onlarda el yazıları, notlar, yayınlanmış şeyler var, sunumlar var, yaptıkları eylemler var, sıkıntı planlarını yapıyorlar. Yani savcı bildik yani emin olduklarından ve elinde belgesi olanlarla ilgili bir şey yapıyor, tutuklama yapıyor. Ha şey var mı, listelerde adı geçen isimler var mı? O var. Ama işte seminerle ilgili işte herkes tutuklandı gibi işte katıldı, işte haberi yoktu gibi o isimlerin birçoğu zaten şeyde iddianamede bile yer almadı. Yani değil tutuklanma, iddianamede bile yer almadı. Hani şeyi de vurgulayayım abi, yani bu tutuklu yargılanmayı da bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Yani bir şekilde de çözülmesi evet. gerekiyor. Yani her şeyde tutuklama, yani bunun şeyleri var yani gitsin her gün emniyete imza versin. İmza versin. Ne bileyim haftada bir üstünden gün versin. 4 sene gelmiş artık, delil karar çok bir ayda yok. Dava yani, zaten... Aynen. Derdest olmak üzere. Yani bunların hepsini siz tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakırsınız. Bu kadar da tartışma da olmaz. Yani bu kadar hak ihlali. Kamu vicdanı da etkilenir. Yani, sonuçta suçlu mudur? Suçluysa zaten mahkeme sonuçta cezasını verirsiniz. Yargıtay onaylar ve yurt dışı yasağı koyarsınız. Sonra da hapse sokarsınız. Mesela beni dinlediler. Yasa ceza aldılar ama halen daha dışarıdalar. Ya şu anlamda dışarıdalar. Yargıtayın onaylanması bekleniyor. Yani suç sabit, her şey sabit. O suçun işte Yargıtay'da onaylanma. Bu mesela uygulanabilir mi? Uygulanabilir. Yani niye uygulanmıyor? Ben peki Mehmet, teşekkür ediyorum. Katılın, seninle daha biz çok konuşuruz bu konuları. Sağ ol katılın için. Pirus, Devşirme Ordu'nun Son Savaşı, Mehmet Baransu, Tuncay Öpçin. Bu kitapta da ilginç şeyler var. Evet, Ejder, haftaya teke tek yine yok. Bu sefer Kore ve İran'dan sonra bu sefer de Çin'de olacağız. Çin'den buraya bir yayın yapmam biraz güç olacağı için haftaya teke tek yine karşınızda olamayacak. Ve tabii içinde de ben olamayacağım teke tek olmadığı için. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.